Bugün 4. Türk günü ve Türk yürüyüşüydü. Burada sadece Berlinli Türklerimiz yok, Berlinli vatandaşlarımız değil. Almanya'nın dört bir yanından gelen, hatta Hollanda'dan ve Fransa'dan gelen vatandaşlarımız da var. Hoş geldiniz. Peki, şimdi bu sahnede gördüğünüz nedir merak ediyorsunuz herhalde. Bu bir Türk oturma odası. Bu bizim Zaga dekorumuz değil. Bu bir Türk oturma odası. Kaya ailesinin oturma odasını söktük, buraya getirdik. Yalnızca akvaryum. Bravo, çok güzel sökmüşüz. Yalnızca akvaryum onların değil. Çünkü akvaryumlarında çok küçük balıkları var. Ahmet, Hasan, Cemal gibi isimler koymuşlar o balıklara. Onlara bir şey olmasın diye onların akvaryumuna benzer bir akvaryum. Hoş geldiniz. Ben size yer ayarladım. Gelin böyle. Buyurun. Buyurun. Niye geciktiniz? Şöyle kameraya doğru dönün. Gel. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul'dan katılıyorsun. O İstanbul'da bayağı oldu biteli yani. Bir 10 sene falan var. Son olarak Deniz Akkaya söylüyordu ama o da söylemiyor. Bir 6-7 senedir. Nereden geliyorsunuz hakikaten? Evden geliyoruz. Evden geliyorsunuz. Anladım. Peki gelin biraz böyle. Gelin, bir şey olmaz. Bakın Türkler. Bunlar Yunanistan'ı sıfırda bıraktılar bugün. Evet. Yerinizi ayarladılar mı? Yerimizi ayarladık. Neresi, nereye ayarlı yeriniz? Şurası. Neresi, şurası mı? Orada iki kişi oturuyor ya. Siz kalkın, bunlar oturacak. Nerede, neresi yeriniz ayarlı? Şurada bak, şu çocuğun yanı. 15 ile 14 numara. 15 ile 14 numara. Tamam, şuraya geçin oturun. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Peki, Zaga başlıyor! Türkülü talk show'lar sunu. Niye ki? Böyle iyi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Sen türkü söyleyemişsin, doğru mu? Evet. Evet, şimdi güzel. Sen ismin belli değil senin, yani tanınmayan bir insansın. Biz seni meşhur edeceğiz inşallah. Sağ ol. Bizim şirketimizin ismi Man Yapım. Man Yapım olarak çeşitli kanallarda ilişkimiz var bizim. Bu çeşitli türkücü şovlarına karşı bir alternatif olarak senin şovunu getiriyoruz. Satacağız inşallah. Seni de meşhur edeceğiz. İnşallah. Talk show yapacaksın sen. Şimdi bu İbo Show'a falan alternatif olarak senin şovunu yapıyoruz. Tamam. Sen güzel bir türküyle programı aç canım. Evet. 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 Programa hoş geldiniz. Evet. O bir dakika ya. Tabii, sen türkü söylüyor musun kardeşim? Türkü biliyor musun sen? Türkü? Ben türkü biliyorum. Senin pek bir türkücü tipin de yok, böyle bir sesin de yok. Sen niye öyle öyle böyle evet falan yapıyorsun ya? Sen güzel bir türküyle aç şimdi. Anas ne? Türkü birden aklıma gelmiyordu. Acaba biraz düşünme payım var mı? Tamam, sen kendi söylediğin türkücüyüm demedim. Sen, benim gözüm bir yerden ısırıyor seni ama neyse. Sen güzel bir türküyle aç bakayım programı. Evet, aman. Güzel bir diz çök böyle. Aman. Böyle çömel evet. Ha. Öyle mi çömeliyor türkücüler ha? Öyle dine. Yalanır gibi. Evet. Buralardan biraz titretmeye çalıştım. Bu türkü de söyleyemiyor. Neyse tamam, evet. Anladık türkünü. Aç programı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah. Aman herkes hoş geldi. Ben İngilizce de hoş geldim. İngilizce konuş biraz. İngilizce konuşmaya çalış. Evet. Come. Ladies and gentlemen. Hey. How are you? Fine mı? Kameraya fine yaklaş. Mı? İtiraf yap. İtiraf yap. İtiraflarım var kameraya ha bugün. Kameraya yaklaş. İtirafa gel. Bugün bayağı karıları asıldım ha. Ne biçim itiraf ediyorsun sen? Terbiyesiz. Ne gülüyorsun ya? Türkücü adam öyle sert olur. Kalk bakayım, kalk ayağa.
Güzel böyle bir. He, oyna biraz türkü. Razay. Evet. Oyna lan. Kam kam. Güzel. Nereye geliyorsunuz ya? Güzel oyna, güzel. Türkü söyleyerek oyna bu oynama bölümü. He. Aman ormancı. Canım ormancı. Ya bu. Amanın da. Evet. Ben devamını şey yapamadım. Biraz havaya bağlıyorum ama o galiba olmuyor. Olmuyor. Neyse teşekkür ederiz canım, gidebilirsin. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi Kaya ailesinden konuklardan önce onları çağırıyoruz. Esma Yılmazer. Gel. Yerim ben seni. Evet. Canım benim bu kadar alkışa gelmem diyor. Biraz daha alkışlayalım. Evet. Evet. Aman. Esma Hanım buyurun. Buyurunuz. Evet. Hoş geldiniz. Burada mikrofonunuz var. Biraz yüksek sesle konuşacaksınız. Evet. Siz biletinizi değiştirdiniz. Evet, biletimi değiştirdim. Ankara'ya eşinizin yanına gidiyordunuz. Evet. Evet, eşiniz evet. Sizi seyrediyordur herhalde şu anda. Bugün telefon görüşmesi yaptınız mı kendisiyle? Yapmadım. Yapmadınız. Sürpriz olacak. Sonradan o kadın realitelerindeki bir vurma murma olayı olmasın diye değil mi efendim? İşte bilemeyim yani onu. Evet. Peki nasıl? Heyecanlı bir şey mi burada? Çok heyecanlı. Bayağı heyecanlı, güzel. Hangi şarkıyı alıyoruz sizden? Aa, şarkı mı söyleyeceğim? Tabii canım, buyurun. Ay, söyleyemem. Bir tane. Vallahi. Lütfen, lütfen. Lütfen, sessizlik. Lütfen, çatal kaşık gürültüsü, bardak gürültüsü, tabak çanak gürültüsü olmasın. Evet. Uzun ince bir yolda. Tamam, söylemeyin daha iyi. Evet, güzel. Başka bir şarkı var mı? Başka bir şarkı? Cezadan bir parça var mı? Yok. Bilemiyorum. Ha? Bilemiyorum. Cezadan bir tane söylersin. Bu çocuklar niye bu kadar hip hop seviyorlar? Bilmem. Üçüncü kuşak. Ne var yani bu hip hopta? Seviyorlar işte. Seviyorlar. Şey, peki başka şarkı var mı? Yok. Yok bu kadar. Uzun ince bir yoldayım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Siz burada kalıyorsunuz. Anneyi, sizin kızı çağırıyoruz şimdi. Sevil mi çağırıyorsun? Ha, Sevil'i çağırıyoruz. Evet, Sevil Kaya! Türkiye'ye bir selam gönderebilir miyim? Tamam. Türkiye'ye bir selam gönder. Evet. Anneniz soruyor. Buyurun onun yanına. Anneniz soruyor. Türkiye'ye bir selam gönderebilir miyim diye. İmkan yok yani. Böyle bir şey yapamıyoruz. Gönderebilir miyim yani bir selam? Yahu program sizin evde geçiyor. İstediğin yere selam gönder. İstersen Kanada'ya da selam gönder. Bir şey olmaz. Ankara'da bütün aileye selam ederim. Hasretle gözlerimi öperim. Akçay'da beyime selam ederim. Ankara'da... İstanbul'da torunumu öperim. Çok özledim, selam ederim. Burada var. Oraya. Şükür. Hepsine selam eder, hasretle gözlerinden öperim. Bravo! Bravo! Gerek yok onun. Peki sizin eşiniz Rüstem Kaya. Buyurun, hoş geldiniz. Evet. Şimdi bu çekirdek. Ben sizin fotoğraflarınıza baktım. Gençken çok çirkinmişsiniz. İnanmıyorum. Siz ikiniz, ciddi söylüyorum. Şimdi sizin bu haliniz çok daha güzel. Çocuklar da çirkinmiş, siz de çirkinmişsiniz. Şu haliniz harikulade. Göstereceğim fotoğrafınızı. Tamam, siz değil. Yani o çok çirkinmiş. Çocuk küçük, çocuklar da çirkinmiş. Öyle ama şimdi çok hoşsunuz gerçekten. Teşekkürler. Peki. Sağ olun. Şimdi çocuklar geliyor. İsterseniz siz anons edin çocukları. Evet, karşınızda Övün Kaya. Hoş geldin. Şimdi o anneanneden mikrofonu alıyorsun. Evet, bu üçüncü kuşak bir gencimiz. Onun Türkçesi çok iyi değil. Aslında Türkçe konuşulduğu zaman anlıyor fakat Almanca cevap veriyor. Öyle değil mi? Evet. Evet. Peki, kızı anons edelim. Ama o gelmiyor. O gelmeyecekmiş. Niye? Üzlemi çağır. Çekiniyor, utanıyor. Çekiniyor. Burada mı şu anda? Burada. Kızın ismini söylesene. Yaprak Kaya. Yaprak! Yaprak Kaya, gel. Yaprak
Sen yaprağa benzemiyorsun ben, evet. Ama buna benzeyen bir şey yaprak kayası. Onun yerine halası geldi. Olur herhalde. Olur mu lan öyle şey? Yaprak kaya yok, onun yerine halası geldi. Gel. Hayır gel, gel peki, ne yapalım? Bunlar çok akrabası var. Onları da alacağız teker teker. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Teşekkürler. Oturma odanızda yerinizi alın. Alalım değil mi? Benden mi? Buraya alıyor sizi. Sen buraya oturuyorsun. Yok yok. Hayır, pardon. Siz bu koltuğa oturabilirsiniz. Siz de buraya alıyorsunuz. Evet peki. Şimdi hanımlar beyler ceza geliyor. Hoş geldin. Şimdi sana mikrofon geliyor. Getirsene de bir mikrofon. Nasıl, nasıldı Türk günü? Ceza bugün Türk günündeydi. Sahneye çıktı. Güzel geçti mi? Oldukça güzeldi. Neşeliydim. Evet. Peki yanında kimse yok mu? Tek başına mısın? Tekin ve DJ Boulevard Bu var. Arnhem'den geldi buraya. Ha. Onunla birlikte çıkacağız işte. Güzel. İki kişiyiz benim. Peki. Hazır mısınız? Hazırız. Peki. Hazırsanız DJ'niz geliyor. Peki araya bir şey giriyoruz. Ondan sonra geldi mi? Peki. VJ'miz var. Niye ki? Böyle iyi. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Evet. Biz müzik televizyonumuz için sunucular arıyoruz. Doğru seçim. Evet, hay Allah. VJ arıyoruz. Evet, benden olur bence. Evet. Peki, bizim televizyonumuz Number One TV. Çok güzel, çok takip ediyorum. Önce yalnız ismimizi söyleyin çünkü birçok VJ ismimizi söyleyemiyor. Number One. Söyleyiniz ismini. Number One TV. Söyleyiniz. Number one. Hayır, hayır. Number one. Number one TV. Nasıl mesela Number One Radio var. Mesela bu da Number One TV. Number One TV'ye hoş geldiniz. Number değil efendim. Number one. O Number One diye şaşkın bakarsanız olmaz. Her neyse. Evet. Şimdi sunuşlar yapacaksınız. Tamam. İlk önce günaydın. Sabah programı için arıyoruz. Çünkü genelde VJ'lerimiz hep kaçıp gidiyorlar. Sabah 5 ile 8 programı sunacaksınız. Sabah 5'te. 5'te kalkabilir misiniz? Tabii kalkarım ben. Her sabah kalkabilir misiniz? Hafta içi oldum. Her gün pazartesiden cumaya. Evet. Hafta içi her gün sabah hayır, körün sabah buraya. Sabahın evet. Körü dememeniz gerekiyor. Pardon, ben esprili olsun diye. Evet. Sabahleyin kalktınız, programı açıyorsunuz. İnsanlar işlerine gidiyorlar, bir yandan televizyon seyrediyorlar. Evet. Evet, sabahın beşinde ayakta olanlara ben merhaba diyorum. Çünkü benim evim biraz karşıda... Müzik gruplarından evet. Haberler verin. Müzik gruplarında enteresan gelişmeler var. Amerikan müzik sektöründe olabilecek en üst... Çartları anlatın. Çartlarda Number One kim? Yani hem Number One diyeceksiniz hem televizyon ismini söyleyeceksiniz. Çarttaki Number One'ı duyuracaksınız. Number One TV'de sabahın köründe merhaba. Ben geldim. Şu anda hiç çartlar, kimse yok. Çartlarda durum nedir? Evet. Çartta durum ne? Şart ne diyor? Çart. Çartlardaki durumlar yani müzik listelerindeki durumlar. Top 40'de durum ne? Top 10'de durum ne? Onları anlatın. Çartlarda durum çok ilginç. Top 10'lerde de çok ilginç. Öbür taraflarda da ilginç. Değişik çartlar var biliyorsunuz. Sabahın köründe ilk önce bir çarttan bahsedeyim. Orası çok ilginç. İlginç olduğu için hemen oraya o kısma geçeceğim ama... Tamam, çartlardaki, yani dünyadaki çartlardaki Avrupa ve Amerika müzik listelerini söyledikten Amerika'da korkunç bir şu anda... son olaylardan sonra müzik sektöründe inanılmaz bir aşağı düşüş var. Avrupa biraz daha güçleniyor gibi geliyor bana. Avrupa'da çok güzel, inanılmaz chartlar var. Belki de arada R de var. Chartlar da olabilir falan. Şimdi chartlardaki durumu anlattıktan sonra Türkiye'den Burhan Şeşen'den bir parça dönüyor. Evet, Avrupa'yı ve Amerika'yı sabahın köründe anlattım ve ben hemen şimdi bir parçaya geçmek istiyorum. Burhan Şeşen'den gelecek şimdi parça. Şarkının ismini sürpriz olsun.
Sürpriz mi olsun? Yayına girdikten sonrasında mı söylesek acaba? Burhan Şeşen'den Imagination. Burhan Şeşen'den çok ilginç bir şarkı gelecek şimdi. Imagination. Imagination. Sen salak mısın kardeşim? Burhan Şeşen'in Imagination diye şarkısı mı var? Hiç anlamıyorsun ki sen bu işten. Siz daha önce başvurdunuz mu? Çalıştınız mı herhangi bir müzik? Evet çalıştım ama kamera önünde biraz aklım çalışmıyor benim. Şimdi bana eşlik eden orkestranın solisti Alev! Bu kızı tanıyor musunuz? Evet! Zaga'da mı gördünüz? Almanya'da yaşıyor ya. Münih'te yaşıyor. Peki. Teşekkür ediyoruz Alev'e. Bütün program boyunca bize eşlik edecekler. Aynı zamanda kendi şarkılarını da söyleyecekler. Güle güle. Teşekkür ederim. Peki. Gidebilirsin. Hayır hayır öyle değil. Peki. Şimdi hanımlar beyler Sertab Erener! Sertab çok yakın bir tarihte, geçtiğimiz hafta yine Zaga'daydı biliyorsunuz. Ne o? Ne yapayım onu? Ne diyor? Anlamıyorum ki. Ne? Kucağımıza mı alayım? Yok, daha önce aldım kucağıma. Pek zevk vermiyor. Yine mi al? Bir daha mı alayım? Hayır. Bir daha alayım mı? Ne? Alıp götüreyim, göstereyim gelip. Hadi öp kucağına al. Manyak mısın? Sürekli kucağına al, öp, sev. Buyurun. Nasılsınız Efendim Bey? Teşekkür ederiz. Biz diğer konuklar için çakıl taşları ayarladık. Evet. Şimdi çok güzel bir şarkısı var onun. Seven ne yapmaz mıydı şarkının ismi? Benim? Evet. Evet o. Yavaş yavaş mıydı? Yavaş yavaş. Peki. Size klip çekeceğim şey. Evet benim de klip çekeceğim şey. Yer mi bulamadınız? Evet. Peki şimdi ilgileneceğim Sertab şarkısını söylerken. Peki. Gönderelim. Çocuğunuzun geleceği sadece size değil, ülkemizdeki tüm çocukların geleceğine bağlı. Hiç düşündünüz mü? En iyi eğitimi almış bile olsa çocuğunuz nasıl bir ülkede yaşayacak? Sizin çocuğunuzun okulunda hiç bilgisayar var mı? İyi öyleyse. %10'un içindesiniz. Buralarda yaşanmıyor. Kimse bizi anlamıyor. Hiç çata benzemiyor. Çok özledim çatak seni. Çalıştığımdan dolayı ben güzel eğitim alamıyorum. Babam diyor seni okuldan çıkartacağım. Ben de okulu çok sevdiğim için, eğitimi çok sevdiğim için okulda ayrılmak istemiyorum. İleride aileme bakmak istiyorum. Yani bir okumak istiyorum. Peki, sizin kızınız okuyabiliyor mu? Ne güzel. Çünkü milyonlarcası eğitimden yoksun kalıyor. Yani ileride kızınızı yokluklarla dolu bir ülke bekliyor. Üçüncü sınıftayken okula ara vermek zorunda kaldım. Bazı sebeplerden dolayı. Bir tek kendi çocuğumuz için güzel bir gelecek yaratma şansımız var mı? Her çocuğun geleceği beraberce büyüdüğü milyonlarca çocuğun geleceğine bağlı. Thank you.
İşte bizim... Berlin merhaba, sağ olun Berlin. Ben Berlin'i çok seviyorum. Dünya çapındaki yönetmenimiz bu adam. Çok teşekkür ederiz. Çok yakışıklı olmuşsun kilo verince de. Kan'da en acayip, en karizmatik sen duruyordun Selma Hayek'le beraber. Yakışır, ve diğer yönetmenlerle beraber. Sağ ol. Fatih Akın tanımayan var mı? Onunla gurur duymayan var mı? Sağ ol. Bravo, teşekkür ediyoruz hakikaten. Sağ ol. Hoş geldin. Evet, sağ ol. Sağ ol, hepiniz sağ ol. Öyle iyi. İyi akşamlar. Spor haberlerine hoş geldiniz. Kardeşim biraz kafanı biraz sağ al. Sağ al. Yanına pencere açıyoruz. Fener'in maçını göstereceğiz. Tamam efendim. Tamam. Biraz sağ al kafanı. Vücudunu değil, kafanı. Öyle değil. Yani kafanı, bütün kafanı sağ al. Evet efendim. Şimdi iyi mi? Hayır. Vücudun kalsın, kafan biraz. Yani bütün kafan olarak... Sağ ol. Tamam, kafayı sağ tarafa aldığım zaman vücudumla uyumsuzluk yaratıyor. Bu bir problem değilse benim için de bir problem değil. Evet, başla. Tamam. İyi akşamlar. Sporla ilgili başımızda herhangi bir sorun yok. Bu hafta acaba sporda neler oldu? Hepsini... Evet, neler oldu? Başla kardeşim, evet. Bu hafta hepsi, bütün maçlar değişik sahalarda yapıldı. Evet, maçlar değişik sahalarda oynanır, evet. Evet, yeşil sahalarda değişik sporlar aldı. Vücudunu sola al biraz, vücudunu. Sola al, sola. Vücudunu sola al. Çok kaydın. Çok sağa kaydın, çok sağa kaydın. Sola al biraz. Olmadı, kafan girdi bak, pencereye girdi kafan. Fener'in maçını göstereceksin şimdi orada. Tamam. Fener'in maçını... Üzerine kiyleyeceğiz Fener'in maçını. Oraya kiyleyeceğiz. Evet. Tamam. Devam et. Skorları ver kardeşim. Skorlar... bu hafta yine Fenerbahçe birinci oldu. İkinci Galatasaray, üçüncü Trabzonspor... Nasıl birinci oldu, ikinci oldu? Yok mu? Skorlar yok mu? Maç kaç bitmiş? Ne olmuş? Birinci Fenerbahçe O17G 14B1. Genel iç sağ, dış sağ... Sağ ol kafanı. Sağ ol. Oku şimdi, evet. Evladım, kameraya bakıp okusana, otoküyüye bakıp okusana. Niye? Önündeki o emniyetten eline veriliyor. Otoküyüden okuyacaksın, kameranın üzerinde yazıyor. Oku kameradan. Kamerada bir şey yazmayayım. Gözlerin mi bozuk senin? Otoküyüde yazıyor ya yavrum, Fener kaç, öbürü kaç, hepsi yazıyor ya. Önümdeki kağıtta bilgi var efendim. Peki, oku oradan, oku. Fenerbahçe, O'da 17'de, G'de 14'te. Ben bunların manasını bilmiyorum. Ben özür dilerim. Sen geçen gün meteorolojiye gelmemiş miydin? Geldim. Ben o konuda daha bilgiydim. Daha bilgiliydim aslında ama ben Fenerbahçe'de... Tamam, bunu çekmek zorundayız. Söyle, Fener ne olmuş, Fener'in maçı? Fener bu hafta gayet iyi. Büyük nasıl takım... iyi yani? Bir derdi yok. Ben görmedim bir şey. Bravo! Hanımlar, beyler, Zaga devam ediyor. Artık biz de stüdyodaki asıl yerlerimize dönmüş bulunuyoruz. Esma Hanım, tekrar hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizin mikrofonunuzu niye öyle aşağı doğru takmışlar? Sizin sesinizin buradan gelmesi lazım. Buradan mı gelecek? Şöyle, evet. Şöyle yapalım. Bir konuşun bakayım. Konuşayım. Ne konuşayım şimdi? Yani bizim de televizyona çıkmaktan... Televizyona çıkmaktan yani, artık sıkıldınız, yoruldunuz bu kadar. Sıkılmadım, yorulmadım da yani. Televizyona çıkmak yeterli. Kaderde o da varmış yani. Kaderde televizyona çıkmak da varmış. Evet. Evi garipsediniz mi, kızınızın evini? Ev böyle güzel görünüyor çok mu? Çok güzel, ne güzel böyle bir günde yani kısmet varmış. Evet. Çok güzel oldu, televizyona girdik, siz de gördük. Evet. Çok memnun olduk yani. Duymuyor musunuz? Duymuyorlarmış. Çok güzel diyor, kısmetmiş diyor, yani, çıktık diyor yani, televizyona kaderde, diyor, sizi var. De görmek varmış kaderde diyor. Evet. Biraz Esma Hanım'ın sesini yükseltirsek olacak, evet. Evet, yani televizyona çıkmak da varmış kaderde, Türkiye'ye evet. Gidecektim. Evet.
Bugün Ankara'da olacaktım. Evet. Olamadım. Sizi de görmek çok memnun olduk. Kimleri? Çok seyircileri. Seyircileri, bütün toplumu yani. Bir de dışarıda daha seyirciler var. Daha dışarıda. Tabii onlar yayın saatine yetişemedikleri için evet. Başkaları onların yerine oturdu. Şimdi onlar dışarıda azmış durumdalar. Onları da içeri alın. Onları da içeri alıyoruz tabii. Alın, onları da içeri alın. Tabii ki. Efendim evet. Siz nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Güzel. Onun sesini duyuyor musunuz? Duyulmuyor galiba. Tabii. 3000 kişilik tempodromda bu işler zor. Bizim televizyon stüdyosundaki gibi olmuyor. Sevil Hanım, sizin kızınızı biz arkada bulduk. Buldunuz mu? Yaprağı, evet. Yaprak değil mi kızınız? Evet, evet. Kızın yerine bir tane yapay kız koymuştuk ama... Yaprak! Gel hadi ya, tamam. Aman. Evet. Gördüğünüz gibi Yaprak zorla evden tutulup getirtildi. Hiç hazırlanamadı, kusura bakmayın. Programa çıkmayacağı için hiçbir hazırlığı yok şu anda. Ne kadar güzel kız ya. Peki gel babanın yanına otur bari. Babanın yanına, baba kolçağına oturabilirsin. Esma Hanım, Fatih Akın tanıyor musunuz efendim? Bilemediniz değil mi? Fatih Akın kimdi? Fatih Akın kimdi ya hakikaten? Kimdi ya Fatih Akın? Oradaki çocuk. Yani o Fatih. Evet. Evet. Tanıdım. Şimdi tanıdınız. Şimdi tanıdım. Memnun oldum. Fatih Akın'ın Cross the Bridge diye bir filmi şu anda Türkiye'de ve Avrupa'da gösteriliyor. Evet. Hani birçok sanatçıyla beraber. Ha, yeni mi oldu? Efendim? Yeni mi şeye çıktı? Yani? Yeni şeye çıktı bu şimdi şu anda. Türkiye'de İstanbul. Türkiye'de İstanbul Hatırası diye geçiyor. Evet. İstanbul Hatırası diye. Gazeteler, ve hatta o bunun soundtrack'inde Sertab Erener de var. Sertab Erener'i tanıdınız mı? Tanıdım. Çıkaramadınız ama işte tanıdım, o da Sertab tanıdım. Erener. Yok şeyi kazandı ya geçen sene. Neyi kazandı? Şarkıyı kazanmış diye. Şarkıyı çünkü. Kazandı. Eurovision'u kazandı o. Kazandı Eurovision'u. Gurur duymadık mı Sertab? Tabii çok gurur duyduk. Evet. Onun yanında oturan keçi sakallı arkadaş da sizin eve hırsız olarak girdi şu anda. Allah Allah. Buraya mı girdi yani hırsız? Ha, buraya girdi hırsız. İyi, peki. Onun ismi de Ceza. Ceza. Ha? Ceza, ha. Ceza. İsmi evet. Güzelmiş. Güzel ismi. Peki biz sadece tabii bu stüdyoda böyle bulunmayacağız. Sadece buradaki seyircilerimiz değil aynı zamanda ekran başından izleyenlerimiz de bizi arayacaklar. Burada tabii. Telefon konuşmaları da yapabileceğiz. Evet. Siz eşiniz ister misiniz size bir bağlansın eşiniz? Bağlansın. İsterim. Peki bakalım eşiniz var mı? Telefonlar ne durumda bilmiyorum ama telefonlar geliyor. Eşiniz peki. Akçay'da. Nerede efendim eşiniz? Akçay'da. Altınoluklu Akçay var ya, Balıkesir'e yakın, yazlık. Nerede efendim? Akçay duymadın mı? Altınoluk'a yakın, Altınoluk'ta. Altınoluk'ta. Yakın. Altınoluk'ta, evet. Altınoluk'a yakın Akçay var, Balıkesir'e bağlı. Evet. Yazlık evimiz var orada, beyim orada. Bir ay oldu gitti. Peki siz Zaga'yı seyrediyor musunuz? Biz Neyiz? Hep seyredeyim sizi, çok sevdim seni. Evladım gibi, çok hoşuma gidiyor. Sağ olun, çok teşekkür yani ederiz. Çok çubuğuna peki vuruyorsun. Siz torununuzla konuştuğunuz zaman... Evet. İsmi neydi torunun? Övün. Övün. Evet. Övünle konuştuğunuz zaman... Övünle Almanca konuşmuyorsunuz herhalde, Türkçe konuşuyorsunuz. Türkçe konuşuyoruz, evet. Övün size Türkçe cevap veriyor değil mi? Tabii verir. Türkçeyi biliyor, verir. Peki ne diyorsunuz buradaki üçüncü kuşağın Türkçesinin eksikliği, azlığı konusunda? Ses! 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 Peki. Üçüncü kuşak yani güzel Türkçe, Almancayı güzel konuşuyorlar şimdi burada yetişen çocukların Almancası güzel. Hepsi de güzel öğrenmişler, evet. Okula gidiyorlar. Evet. Yani... Peki. Biz o zaman, siz de duymak istiyorsunuz peki. Bakın buzdolabını aynen getirdik. İçecek var. Hatta yumurta kırabiliriz. Biraz dolma hazırladık. Ayrıca da çay var mı efendim? Evet. Nereye gidiyorsun? Yok buradayım. Bilmiyorum ben yapmaya çalışayım tabii ama dolma
Yaptık. Dolma ister misin Ceza? Fatih sen alırsın dolmayı. Ağzında sakız var be ya. Sonra, biraz sonra. Peki. Ha, bu arada... Bu böreği siz mi yaptınız efendim? Annem yaptı. Ben yaptım. Siz mi yaptınız? Evet. Harbici börek. Şundan verelim bir parça. Tabii. Yok ya. Sadece bize göre var. Stüdyoya göre. Cezacığım al canım. Ha? Tamam ulan al. Yeni yemek yedim bir şey. Nerede yiyeceksin? Şöyle vereyim. Hayır ben alın da orada önünüze. Ha dur bakayım. Evet. Bir de kız bakla mı yaptın hakikaten? O şey sarma. Aa bu da mı sarma? Sarma onda tabağı. Bir sarma da burada var. Şundan da ikram edelim mümkünse. Siz ikram eder misiniz kıyafetinizi bozmadan? Çatal getir sevgili çatal. Sağ ol. Tabak getir çatal getir. Tabak getir. Peki. Bu arada sizler yerken o seyirciye de tabii biraz vermek lazım. Çünkü evet ayıp oluyor. Peki o zaman iyi gelir belki. Biz biraz Alman televizyonlarına, biraz Türk televizyonlarına baktık bu hafta. Bir medya arkası yapacağız şimdi. Görelim medya arkasını. Görelim. Bu reklamı biliyor musunuz? Biz bu reklamı çok beğendik. Niye Türkiye'de de böyle reklamlar yapılmıyor diye düşünüyoruz. Fakat konuyu tam anlayamadık. Çocuk kim? Kadın kim? Bunlar anne oğul mu? Tam olarak anlayamıyoruz. Aslında biraz bu ışıkları biraz alsak görebilir herkes değil mi? Biraz alabilir miyiz bu ışıkları? Evet. Biraz daha, biraz daha alalım. Beyhan. Evet, dumanı genelde oradaki konuklarımız daha karizmatik görünsünler diye yapıyoruz. Bunlar sahneye çıkarken biraz üzerlerine lazer, biraz popolarından duman verince daha yakışıklı çıkıyorlar. İsterseniz size de biraz duman verebiliriz. Pijamayla mı geldi? Rahat yani. Ya tedarikli geldim gene sabahın ikisinde başlar falan diye düşünüyorum. Hayır hayır erken başlar. Peki devam edelim otur. Evet şimdi devam edelim görmeye. Ups, erste Anzeichen von Orangenhaut. Wie gut, dass es die neue Nivea Body Perfect Contour Intensivcreme gibt. Ihre Haut an Bauch, Beine und Po in nur zwei Wochen. Evet. Şimdi burada size göstermek istediğim İki reklam arasındaki sıcaklık ve samimiyet farkı. Birinci Alman reklamını kesinlikle anlamadım. Ne oluyor yani? Selülit kremi ya da bilmem neyle o poposunu yapıyorsa Almanca anlamadığım için de anlamıyorum. Ne diyor? Yani ben popomu bu kremle şey yaptırınca benim çocuk vücudumda daha mı kolay araba gezdiriyor diyor. Anlamıyorum. Ama tabii steril bir reklam yani gayet steril. Almanlar birçok sorunlarını halletmişler. Onların bazı problemleri var. Mesela çocuk anneyle oynarken annesinin vücudu takır takır olursa teni orada araba sürdüremiyor çocuk. Onun için bile krem yapmış. Fakat bakın biz hala ve ne büyük şans ve ne güzel bir şey ki sıcacık peynir reklamlarımıza devam ediyoruz. Görelim. Dur. Bu reklamları Türkiye'den bizi izleyenler bilmiyorlar. Bu reklamlar sadece Avrupa'ya gösteriliyor. Türkiye'de oynasa bence çok daha büyük olay yaratır. Bir kere samimi. Ma, ya, de var. Çok eğlenceli gerçekten. Birçok sanatçı Türkiye'de yayınlanmayan ama Almanya'da yayınlanan böyle çok güzel reklamlar çekiyorlar. Devam.
Evimizin peyniri. Nerede? Oh hayır. Ne manzara. Utanç verici selülitler. Dur. Dur. Bak, selülit reklama öyle olmaz. Çocuğum kalçalarımda rahatlıkla araba gezdiremiyor diye selülit reklamı olmaz. Selülit reklamı böyle olur. Ancak biz yapınca olur. Biz yapınca böyle iyisini yapıyoruz. Bu garantili. Bu reklam bunu sattırır. Devam. Demek zorunda kalmıyor musunuz? Body Shaper şortu takdim ediyoruz. Çirkin selülitleri büyük oranda azaltmanın devrim niteliğindeki yollarından biri. Body Shaper şort, pürüzlü ve sarkık kısımlarınızın düzgün ve seksi olmasına yardım eder. Ve yapmanız gereken tek şey şortu giymek. Evet, doğru. Body Shaper'ın mikro işlemcisiyle şort tüm işi sizin için yapacaktır. Sadece şortu üstünüze geçirin ve pürüzlü ciltten kurtulun. Ayrılık dur. Zor. Ya. Son zamanlarda en sevdiğimiz reklamlardan biri. Neden? Çünkü içinde Tarkan var. Evet. Bu bir önceki reklamdaki ayıyı buldurmaya çalıştık. Bulamadık. Berlin'deki bütün ayılara baktım. Onlardan biri değil. Bizi Türkiye'den izleyenler bilmeyebilirler. Berlin'in simgesi ayı. Birçok ayıya baktık, Tarkan'ın ayısını bulamadık. Şimdi devam edelim. Ayrılık çekilir dert değil sevgilim. Gurbetin soğuk geceleri. Alın yazım kaderim benim. Oh, oh, oh. Arada aşkın hatırı olmasa, of, of, of. Dur. Olmaz. Şimdi ben burada ne oluyor anlamıyorum. Ne oluyor burada? Telefon mu oluyor? Hiç onunla ilgili bir şey görmüyorum ben. Ben sürekli böyle bir şeyler görüyorum. Oh. Böyle bir şey görüyorum. Sonra... Aa güzel, tamam. Yer bulamayanlar oraya oturuyor. Çok güzel. Şimdi evet. Tempodrumu da Zaga'ya döndürdük. Harikulade. Hoş geldiniz. Sonra şöyle bir şey yap. Hayır, bir şey olacak. Ne olacağı anlamıyorum. Galiba o ilk reklam fazla tutmadı. Hani Çomar bunun telefonunu araklıyordu. Bu uzun süre yollarda yürüyüp bir şey eksik, bir şey eksik. Ulan ne eksik, ne eksik falan. Ha, telefon eksik. Ondan sonra dönüyordu. Çomar telefonu almış oluyordu. Çomar'dan telefonu alıyordu filan. Bu sanıyorum daha çok tutacak. Devam. İnan buralarda yar, ara beni arada bir seni duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur. Evet. Seksi popçu. Türkiye'de yayınlanan magazin programlarını izliyor musunuz? Evet. Beğeniyor musunuz? Evet. Evet mi? Hayır mı? Hangisi? Peki, bugün burada olacak olan fakat kendisine sürekli Türk Günü Organizasyon Komitesi tarafından uçak bileti gönderildiği halde bir türlü onun uçak bileti olduğunu anlayamayan ve sürekli kendisine vize alındığı halde kendisine vize alınmış olduğunu bir türlü anlatamadığımız Pamela ile ilgili bir haber. Bizim çok karşı olduğumuz durumlar bunlar Türkiye'deyken. Biliyorsunuz Zaga'yı izleyenler gayet iyi biliyorlardır. Pamela'nın bütün altı dolu şimdi göreceğiniz haberde. Yani şöyle, aslında altında her şeyi var onun. Çorabı var, şortu var. Fakat Pamela'nın poposunu çeken kamera, ulen ben bunu yayınlasam nasıl yayınlarım diyerek Pamela'nın poposunu mozaiklamış ve sanki orada bir şey oluyormuş gibi geliyor ki buna imkan yok. Yani benim bildiğim Pamela zaten böyle bir şey yapmaz. Görelim. Kendini İngiltere'de zannetti, sahnede poposunu açtı. Dur! Böyle bir şey olabilir mi? Ya bir sanatçı şöyle bir şey yapabilir mi? Sahneye çıkıp, yani aklınıza geliyor mu? Sahneye çıkıyor ve poposunu açıyor. Olabilir mi böyle bir şey? Çıplak olsa açar mı? Poposunu... Kim o? Evet. Belki Almanya'da vardır ama Türkiye'de mümkün değil popoyu açabilmek. Hatta eğer poposunu gösteriyorsa orası kat kat çocuk bezi gibi doludur. Başka türlü yapmaz. Yani benim bildiğim Pamela yapmaz. Görelim.
Rezalet! Rezalet! Ben ne istiyorsam onu yapıyorum. Sahne benim sahnem. Dön! Şimdi burada tabii Pamela farkında değil. O diğerlerinin onun poposunu açtığını sandığını farkında değil. O yüzden de ben ne istersem yaparım diye anlatıyor. Onlar iki farklı farklı konuşmalar. Devam. Yakışmadı. Onu ben de bilemem. Hiç, o benim içimden gelen bir şey. Dur. O kadar. Bu ne ya? O kadar da uzun boylu değil. Ne o? O kadar da uzun boylu olmayan. Devam. Uzun boylu değil. Test diyoruz. Bu kadar uzun boylu değil diyoruz. Ve burasının Türkiye olduğunu hatırlatıyoruz güzel komşuya. Siz ne dersiniz? Evet. Kim bu? Harald Schmidt. Seyrediyor musunuz Harald Schmidt'i? Evet, bayılıyoruz. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Başka bir Amerikalı var. David Letterman diye. Onu tanıyor musunuz? Peki bu kadar uygar bir ülkenin şovmeni nasıl oluyor da bir Amerikalının tıpatıp aynısı oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar gelişmiş bir ülkenin, gelişmiş televizyonu olan bir ülkenin şovmeni nasıl oluyor da bütün içeriğini her türlü ayrıntısına kadar programını bir Amerika'dan araklayabiliyor? Buna bir anlam veriyor musunuz siz? Görelim. Dur. Bak orijinali. Aynısı. Acaba bunlar ikiz kardeşler mi? Biri Amerika'da, biri Almanya'da kalmış olabilir mi? Devam. ZDF die glanzvolle Eröffnung der neuen Allianz. Dekorlarını görüyor musunuz? Ayıp bir şey değil mi bu? Almanlar için. Bana çok saçma geldi. Yani bu kadar akıllı fikirli adam var burada. Niye araklıyorlar ki Amerikalılardan? Gerek yok. Devam. Arena. Erlebt in München. Dön. Ayrıca da arkadaşlarımız Amerikan yayınında David Letterman'ın tabii ki canlısını hemen bulamadılar burada. Ama hareketlerine bakarsanız da aynısı. Kilolarına bakarsanız aynısı. Espriler tamamen birbirine aynı. Çok saçma geliyor bana. Bu kadar gelişmiş ülke niye orijinal bir adam çıkaramıyor diye. Devam. Alman ist begeistert noch finden Zypern hat momentan. Dön. Bu da aynısı. Aynı şeyleri yapıyorlar. Devam. Bisschen zurück. Heimliches Baby von Geliebter. Wissen nicht mehr warum und es ist auch wurscht. Dann Eva Hermann, sie war nur eine Woche glücklich, darum habe ich... Dön. Biliyorsunuz bizim, biz Türkler içine kapalı bir milletiz. Kendi içine kapatmış kendilerini. Şimdi bizdeki gündem sizin burada izlediğiniz gibi değil. Yani gerek Avrupa topluluğu konusunda olsun, gerek... Ne oldu lan? Bize kaçıyor. Evet evet takılıyor. Bunlar bize dayanamadı hakikaten. Şimdi bizde her şey kapalı. Yani bizdeki... Siz Türk televizyonunu izliyorsunuz ama başka kanalları da izliyorsunuz. Dünyada ne olduğundan haberiniz var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Şimdi bizdeki konu bu. Fatih Yürek er kişi mi? Mevzu bu. Ve hakikaten biz bununla oyalanabiliriz yani. Bir ay falan böyle gider. Ve sadece bir magazin tartışması olarak da kalmaz. Araya milletvekilleri falan girer. Hatta mecliste bile tartışılır. Hatta sonunda Fatih Yüreği asmaya bile karar verebilirler. Görelim. Fatih Yürek kararı olabilir mi tartışması? Dün gece Sabah Tümer'de bu gece programında tartışıldı. AK Parti Edirne Milletvekili Ali Aya, Yüreğin A olmasına sıcak basmıyordu. Bunu er kişiler yapamıyor. Pehlivanlarımız telefon ediyor bana. Diyorlar ki bu işi Fatih Bey niye sulandırıyor? Bundan rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Sulandırdınız mı? Ne demek? Bir alakası yok. Ben hiç sulandırdığımı düşünmüyorum. Şimdi benim anlamadığım şu. Galiba biz Türkler bununla çok eğleniyoruz. Ya şimdi bir şey söylenmek isteniyor ama o söylenemiyor. Yani milletvekili diyor ki,
Bana telefon açıyorlar, sulandırıyor diyorlar diyor. Fatih de diyor ki, sen sulandırdın mı diyor. Hayır ben sulandırmıyorum diyor. Ulan neyse ağzınızdaki bakla çıkarın yani. Bu kadar bunda uğraşılacak bir şey yok. Fatih Yürek ağa olabilir mi Kırkpınar'da? Olamaz tabii. Niye olsun ki? Hayır bir dakika bir dakika. Hayır. Yani çünkü Fatih Yürek ağa olamaz. Çünkü biz burada da görüyorsunuz. Ya ne görüyoruz Kırkpınar'da? Diye bir şey. Erkeksi sert bir şey görüyoruz. Kalın bir şey görüyoruz. Fatih Yürek öyle yapmadı kariyerini. Fatih Yürek nasıl yaptı? Anlatayım sana. Buradan da beni babalayanlar var. Nasıl yaptı peki? Fatih Yürek daha yumuşak bir kariyer yaptı. Daha ince, daha sıcak, daha insancıl bir kariyer yaptı. Onun için. Ama şimdi burada saçma olan şu. Galiba birileri, özellikle televizyoncular ve basın diyor ki bizim halk pek ilgilenmiyor diyor. Biz ne, orada ne yapıyoruz, burada ne yapıyoruz, dünyada neler oluyor falan filan. Ulan biz yapsak ne yapsak, ister misin abi Fatih Yüreği Kırkpınar'a ağa yapalım? Öbürü diyor ki tamam ya gayet güzel fikir. Alo Fatih, Kırkpınar'a ağa olur musun? Hakikaten Fatih Yürek de diyor ki bir o kaldı. Hakikaten bir Kırkpınar'a ağa olmadım ben. Tamam ulan olurum. Sonra Fatih Yürek bunu kabul ettiği için zan altında kalıyor. O kendini savunmak zorunda kalıyor. Sonra birileri çıkıyor Fatih Yürek'i savunuyor. Niye olmuyormuş diyor. Araya milletvekilleri giriyor falan. Biz hakikaten Türkiye'de bunlarla oyalanıyoruz yani. Ve acı bir şey tabii bizim için de. Devam. Başkanımız da bunu biliyor. Gayet saygı ve sevgiyle ben bir kere bu işin bir atasporumuz olduğunu, Fatih Bey'imizden ait bir spor olduğunu, bunun korunması gerektiğini söyledim. Ben sulandırmıyorum. Ayrıca bunun dışında şimdi sulandırmadım Sayın Resulü. Bu arası kıyafetini giyip de orada bulunmanız bu geleneğe saygısızlıktır. Dur! Evet. Öyle diyor. Tamam hak verebiliriz. AK Parti diyor ki yapamazsın. Bunun üzerine işi gücü yokmuş gibi Fatih Yüreğe CHP sahip çıkıyor. Dur ama yayını bir dakika alkışlamayın. Ya yayını Türkçe yapıyoruz tabii. Almanlar anlamaz. Onlar burada herhalde korkunç bir olay var diye bakıyorlardır Almanlar. Bayağı bir memleket meselesi çözülüyordu. Evet burası güzel. Burayı dinleyin lütfen. Buradaki açıklama çok güzel. Görelim. 7 metre vatandaşı tabii. Cinsiyete vermiyor. Dur. Bunun üzerine CHP'den açıklama geliyor. Ya biz çok tatlıyız ya. Türkiye hakikaten çok eğlenceli bir yer. Fatih Yürek, erkek. Yani nüfus cüzdanında öyle yazıyor. Devam. Dur. Biliyorsunuz değil mi? Bu eski bir şey. Bu eski. Şimdi ben bunun Alman versiyonunu seyredince anladım. Bizde çok sıkıcı geçiyormuş. Ve hakikaten bu da Kenan Işık'ın suçu değilmiş. Bizdeki yarışmacılar Kenan Işık'ı fıtık ediyorlarmış. Aptalca bir şey var. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce evcilleştirmiştir? İşte köpek, kedi, at, kuş. Bu kadar mühim bir problemmiş gibi düşünmeye gerek yok. Bir tane söyleyeceksin. Görelim. Benim kedi severler dövecekler bir yarın yok mu kedi? Yok ondan değil de yani ilk olarak kedinin evcilleştirildiğini sanıyorum. Yani kediye kadar köpek, kuş. Pencereden içeri bir kuş dalmış olsa, bu kuşla böyle bir muhabbetim olsa oturur evcilleştirir. Ya da mağaramdan içeri diye. Dur! Duymayan var mı? Kenan Işık diyor ki yani pencereden içeri, yani mağaramdan içeri diyor. Bir kuş diyor dalmış olsa. Na ne, na na, na diye arkadan gerilim müziği geliyor. Kuş mu, kedi mi? Bir korku filmi atmosferi içerisinde. Tükürdüm, özür dilerim. S**tım. Gözünüze mi geldi? Allah'tan şapka size mi geldi?
Sileyim mi? Filios ne ya? Zonguldak'ta bir kasaba. Filios 67 Üniversitesi. Evet. Şimdi bunun diğer versiyonunu göreceğiz birazdan. Görelim. Köpek nasıl evcilleşmiştir hocam? Ben evcilleşmek istiyorum diye gelmiştim. Dur. Bir de saçma sapan yorumlar var. Köpek nasıl evcilleşmiştir acaba? Nani? Kendiliğinden ben evcilleşmek istiyorum mu demiştir. Nani? Ha. Devam. Bilemiyorum. Dur bak, Alman versiyonuna bak. Ama bu Kenan Işık'ın suçu değil tabii. Görelim. Ganz aufgeregt. Und nehmen B den Sportwagenbauer. Kann ich vorher auf Toilette? Nein. Ausdrücklich nein. Es ist dringend. Egal, Sie haben in diesem Moment 125.000... Dur. Ya işte bir gün Kenan Işık'a bu yapılacaktı. Böyle etli butlu bir hanım koşup onu öpecekti. Yanağında ruj izi kalacaktı filan. Bambaşka bir şey olurdu hakikaten. Devam. Hadi git kameradas. Dur. Biliyorsunuz ülkemizde her yerde bir muhabir vardır. Yani her köftecinin kapısında, her barın kapısında, her işkembecinin kapısında, her yerin kapısında. Bizde çok muhabir var. Ben bu Berlin'de dolaşıyorum geldiğimden beri. Hiçbir yerde muhabir görmedim. Nasıl peşimdesin? Yok. Her yere kapıdan giriyorsun, çıkıyorsun. Kapıda koruma yok. Gazeteci yok. Bir takım yerlere gidiyoruz. Orada meşhur insanları görüyoruz. Onların peşinden kovalayan kimse yok. Tabii bilmiyorlar. Henüz tanımıyorlar. Yani bizim onlara bu magazini öğretmemiz lazım. Görelim. Kadınlar o ay çok az buluşuyor. Hangi ay bu? Nisan ayı çünkü miyavlarlar. Nasıl bildin? Doğru mu? Evet. Nereden bildin bunu? Duralım. Duralım. Efendim, bu kızı tanıyor musunuz, televizyondaki kızı? Hangisini? Dur, susun, söylemeyin. Hangi kızı şunu? Bunlar bizik ya. Hayır hayır. Oraya verirsek bizi seyrediyor tabii hanımefendi. Onlar bizik diyor. Evet. O değil. Yani bu şu arkanıza dönüp bakın oradan bizi görüyoruz. Evet. Bu kız kim bu? Kim diyor? Esma Hanım kim bu? Kim diyor? Sevda Demirel. Sevda Demirel. Tanıyor musunuz Sevda Demirel'i? Tanıyoruz. Tanıyorsunuz. Nereden tanıyorsunuz? Kim? Sevda Demirel şey değil mi ya? Kim idi Sevda Demirel? Görüyordum televizyonda Sevda sorayım. Kim idi kız bana söylesin. Aklımda kaldı. Ya sizin kadar şanslı bir insan var mı? Türkiye'den kimseyi tanımıyorsunuz. Bu özellikle magazin. Gerçek. Ne oldu? Ses. Ses yok. Duydum sesini duydum ben ya. Tamam ben duydum ya. Ses tamam peki. Kimdi kız bu Sevil söylesene. Ya mikrofonu verelim. Şarkıcı mıydı? Esma Hanım'a. Sevil kimdi bana söyle söyle. Kimdi bu ya? Bana anlatsana kızım. Anne oraya sorun. Esma Hanım şarkı söyler gibi böyle tutma ne olur söyle. Böyle yakın söyle. Evet. Ama yani tanıyorum da. He. Televizyonda görüyorum yani. Şimdi duyuyorsunuz değil mi? Şarkıcı. Tamam güzel. Şarkıcı Sevda Demirel. Sevda Demirel, evet. Şimdi ona böyle bir bilmeceler soruyorlar falan. Görelim. Doğru mu? Evet. Nereden bildin bunu? Kimse bilemedi, ilk defa sen bildin. IQ meselesi. IQ. IQ'lu meselesi. Biliyorum ama bilemedim. Ne var Şubat'ta? Neden acaba? Tersten okuyun. Şubat olmuyor. Tamam. Burada hiçbirimiz bir şey anlamıyoruz çünkü ses kötü geliyor salona. Efendim siz izliyor musunuz? Çocuklarını izlettiriyor musunuz çocuklarınıza bu magazin programlarını? Yok bakmıyorlar. Kızım bakıyor arada bir. Kızınız bakıyor. Evet o bakıyor ama oğlum bakmıyor. Aslanım benim.
Eşiniz bakıyor mu efendim? Biz bakarsak o da bakıyor. Duruma göre değişiyor. Evet. Sizi ilgilendiriyor mu bunlar? Bu Türkiye'de sanatçılar ne yapıyor, ne ediyor filan? Pek o kadar da ilgilendirmiyor. İlgilenmiyorsunuz. Hayır. Daha doğrusu buraya gelen sanatçıları izliyorsunuz, seviyorsunuz, gururlanıyorsunuz onlarla. Ama magazinler sizi ilgilendirmiyor. Yok, hayır. Peki. Devam edelim. Dur. Bu programı biliyor musunuz? Ulan her şeyi alkışlamayın işte. Program Alman programı. Güzel program, alkışlanıyor. Peki. Bu son zamanlarda bütün dünya televizyonlarında moda olan gelin evinizi biz yapalım, yerleştirelim, duvarları sıvayalım, boyayalım programlarından biri. Devam. Sehr schön. Das Regal lässt sich aus Tischlerplatte und zwei gekauften Schubladenschränkchen einfach zusammenschrauben. Und jetzt wird auch das Bett kuschelig mit frischer Bettwäsche und einer Tagesdecke. Denn vorher war dafür definitiv kein Platz. Das Do-It-Yourself-SOS-Team hat Ordnung ins Sammlerchaos gebracht. Auf langen Konsolen lagern die wertvollen Kartons. Das Spielzeug ist in Vitrinen zur Schau gestellt. Und außerdem... Dön! Şimdi o programı izledik. Hakikaten zor bir iş yapmışlar. Çok zor bir hobi evi gibi bir yer yapmışlar. Düzenlemişler. Bu da bizdeki örneği. Biz bütün bunlara gerek olmadığını sizlere gösteriyoruz. Biz hopluyoruz, zıplıyoruz ve mobilya programı bitiyor. Görelim. Ben çay yapmak istiyorum. Hiçbir şey yok ki. Bora ne diyorsun? Nasıl? Bence süper. Buldum. Bence bu olsun. 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 Güzel seçim. Sevgili izleyiciler. Olsun. Dön. Efendim bu beyefendiyi biliyor musunuz eskiden Esma Hanım? Modeldi. Erkek modellerimizden, ünlü erkek modellerimizden biri. Tanımıyorsunuz. Siz tanıyor musunuz? Evet, bu programları ya kaçırıyorsunuz. Evet. Peki devam edelim. Bu bizim popstar kaçkınımız Ajdar. Fakat onun müthiş maceraları var artık Türk televizyonunda. Aydın'ın programına konuk oluyor. Görelim. Yani bak Bilal nasıl biliyor? Ajdar Bey bilemediğini yazdı. Pardon bir dakika dinler misiniz? İddialı olduğumu nereden anladın? Sadece hiç zoruyor bir düdük çaldım yani. Hayır. Bir düdükle iddialı mı oldum? Hayır. Demin çıktınız orada dediniz kaset çıkaracağım şöyle teklif böyle. O benim hayatım ama bu bir oyun. Oyun hayatı benim. Aydın'ın programını izliyor musunuz? Niye izlemiyorsunuz? Çok güzel, çok heyecanlı oluyor. Harikulade. Ne saçma? Aydın'ın programı mı saçma? Hayır hayır, bence Aydın'ın programını kaçırıyorsunuz. Aydın'ın programı çok hoş. Bak görelim, devam. Ama bilmeniz lazım yani, bu bir oyun. Zekanızı doğru çalıştırın. Bir şey diyeceğim. Lütfen, lütfen zekanızı doğru çalıştırın. Bu bir oyundur, orası benim hayatımdı. Bu kadınlar ne yapıyor biliyorsunuz değil mi? Bunlar jüri üyeleri. Taçları olanlar jüri üyeleri. Efendim? Nereye, oraya mı geleyim? Oraya da geleyim, tamam. Devam. Ayşe abi, bizim zekamız o kadar iyi değil ki onun için birinci yapmadık sizleri. Siz jüri değildiniz, bunun jürisisiniz. Başka bir dakika, işine karıştırın. Bir dakika, şimdi çok güzel. Ha, karıştırdım. O jürinin hata yaptığını bütün Türkiye öğrendi. Siz öğrenemediniz mi? Bütün Türkiye öğrendi. Siz hala burada oturuyorsunuz yani. Ben bu şarkıları bilmek zorunda değilim. Ben zaten kendim söz yazıyorum. Bütün Türkiye'ye buradan selamlarımı yolluyorum. Ben kendi şarkımı bilirim. Başkasının değil, ben şarkıcı değilim. Türkiye sınırıyım. Siz benim niye? Hayatım bir oyun değildir. İki yıldır savaşıyorum. Bir de size uğraşmayayım. Dön. Saniyelik. Şimdi benim bir fikrim var. Bu Türkiye Ajdar'a doydu.
Ben bunu Almanya'ya getirmek istiyorum. Hayır, Almanya'daki Türklere değil. Alman televizyonuna koyacağım bunu. Biraz Almanca öğreteceğiz. Nane'nin Almancası nedir? Pfefferminz. Ha? Pfefferminz. Onu ben söyleyemiyorum. Ajdar nasıl söylesin? Pfefferminz mi? Tamam ulan. Buna Pfefferminz diye bir şarkı yaptırırız. Pfefferminz diye şarkı yaptıralım. Bunu Almanya'nın popstarına salalım. Bu ağaçlar biraz da Almanya'yı mahvetsin. Devam. İğne ucu kadar size izin vermem. Orada oturamazsınız başka bir gün. Söyleyeyim bak. Öyle yok ya. Yapıyorum. Yok ya. Bir hata var. Ağaçların haklı olduğu bir yer var. Evet. Bir dakika, coşma hemen öyle. Ederim, tamam. Öyle bana coşma. Okey. Ha, o seyrettiğin kickboxları yapıyorum ben bütün gün. Ben de anlıyorum. Ben zaten bir dakika. Bakınız, bizim jürimize laf söyletmeyiz beyefendi. Çünkü onlar bizim büyüklerimiz. Şey, saygı. Hayır efendim, asla kabul etmiyorum. Peki benim sizin yaptığım bir saygısızlık. Sizi protesto ediyorum ben. Bir şey diyeceğim. Olmaz. Yaptığım hayır. Bir saygısızlığı söylemeyeceksiniz. Hayır, özür dileyeceksiniz. Olmaz. Kabul etmiyorum. Ben programı terk asla. Edeceğim o zaman. Programı hayır. Terk ederim burada. Yok, yok. Asla. Program terk edecek bir durum yok. Hakkı Bey, kendini İbrahim Tatlı Ses Bey'e bir şey mi zannediyor burada? O kadar kürevi hakaret ediyor. Hakaret değil, bu kereyi yaptım. Hanımefendi, hanımefendi diyorum. Dur. İşte biz Türkiye'de böyle çok eğleniyoruz. Bu bayanla karşılıklı diyalog olacak. Ona olmayacak. Olmayacak o diyalog. Devam. Dur. Evet, Türkiye'den buraya Alman televizyonuna getirmek istediğimiz bir diğer şöhretimiz de Caner. Caner Türkiye'yi şu anda bitirmiş durumda. Şunu bir görelim. Caner sakin. Tamam. Tamam. Yapma ya! Yapma. Caner bir röportaj yapıyor ve bu olayı Caner anlatıyor bir röportajında. Yani şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Halkın doğrusunu bilmesi gerekiyor diye Caner anlatıyor. Biz de bir hizmet için, sizleri bilgilendirmek için bu görüntüleri yanlış anlamış olan sizlere bunun doğrusunu Caner'in ağzından aktaracağız. Aslında tam olarak neler yaşadığımı hatırlamıyorum. Susamıştım. Ve önümdeki sehpada bir bardak su vardı. Elimi bardağa uzattığım an gözlerim kamaştı. Karşımda bardak boyunda yaşlı bir kadın duruyor ve bana kahkahalarla gülüyordu. Minik bir kadındı. Garip bir giysisi vardı ve bana kahkahalarla gülüyordu. Dilim damağım kurumuştu korkudan ki bunu burada görüyoruz. Su içmek istedim fakat içinde belirdi. Kendimi kaybedip bardağı kafama vurdum. Şimdi buradaki kadın sanıyorum, gel, olay, biz olayı çözdük. Şurada gerçekleştiğine göre kadının Gülben olması gerekiyor. Gibi geliyor bana. Dur! İşte şimdi bu Caner'in bardağı kafasına vurmasının nedeni olan cinin resmi çizilmiş durumda. Dünya basınında ilk defa Alman basını ve bütün Avrupa, hatta dünya basını atlatılmış durumda. Caner'in bardağı kafasına vurmasına neden olan cinin resmi çizilmiştir. Cin adam Kurtay ekranda su dolu bardağı Caner'in kafasına vuran dişi cinin resmini fısıltıya verdi. Burada basında ilk defa görüyor muyuz? O cinin resmi, altta da
Cin adam Engin Kurtay görünüyor. Müthiş. Devam. Evet, peki. Şimdi bir telefon alacağız. İlk telefonumuz kim? Aa, Berlin'den mi arıyor? Burcu Gölpınar. Peki, buyurun. Burcu Hanım. Alo. He. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Berlin Okan Bey. Siz niye Berlin'de evinizde arıyorsunuz, burada değilsiniz? Buraya Hollanda'dan bile gelenler var. Doğru, ama maalesef gelemedik. Orada olmak çok isterdik ama gelemedik. Evet. Şu anda Berlin'den arkadaşlarımız da orada. Evet. Onlara ben selam göndermek istiyorum. Nerede arkadaşlarınız? Efendim? Nerede arkadaşlarınız? İşlerin arkadaşlarım orada. Kimler onlar? İnşallah görebilirsiniz. Murat, Sedat. Erkek arkadaşlarınız mı geldi bugün? İş yerinden arkadaşlarım. İş yerinden arkadaşlarımız. Evet. Evet. Murat, Sedat. Bir tane pankart var. Ben buradayım selamlar diye. Hayır, o Gülcan. Peki. Bir de ayrıca buradan Türkiye'ye selam göndermek istiyorum. Evet. Okan Bey. Ha. Biz de salak gibi duruyoruz böyle. Bütün tempodrom sizin evet, ne yapacağınızı merak ediyor. Evet. Dur daha ne? Berlin'deki kızı nasıl zakalayayım? O kim? Aman yapmayın. Evet, bir şey söylemeyecek misiniz? Bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii, bana, konuklarımıza buyursunlar. Evet, Fatih Akın'a soru sormak istiyorum. Sertap acıktı, buzdolabından bir şeyler almaya çalışıyor. Fatih Akın burada, evet. Merhaba. Selamlar Fatih Bey. Merhaba, selam. Sorun. Fatih Bey'in bütün filmlerini severek izliyoruz. İlk başta ben onu söylemek istiyorum. Temmuz'u'yu çok severek izlemiştik, daha sonrasında Duvar'a karşı. Ve benim sorum, filmleri çevirirken daha çok Türklere yönelik mi yoksa Almanlara yönelik mi olmasını düşünüyorsunuz? Nasıl? Ya Fatih, hakikaten kimse kimseyi duyamıyor. En berrak şeyi de sen duyamıyorsun lan. Ne, Türklere mi yönelik, Almanlara mı yönelik olmasını istiyorsun? Evet, özellikle çünkü çok büyük bir uç nokta olduğu için. Vallahi ikisi, yani ikisinden besleniyorum yani. Hem onlardan, hem bunlardan, hem bizden, hem onlardan. Hem sizden hem bizden falan gibi şeyler yani. Hepinizden yani. Gibi bir şey. Yani tam anladın mı? Ne sordun? O da dönüp cezaya soruyor. Ne demiş olabilir? Tekrarlayayım. Hepimiz mı? İçin. Açık, her insan için. Bravo, ha, o doğru. Evet, her insan için. Tamam. Evet. Bugün Yeşim arkadaşımızın doğum günüymüş. Onu kutluyoruz. Orada mı? Neredesiniz bakayım? Gösterin kendinizi, Yeşim arkadaşımız. Kalk ayol. Ha. Kaç yaşını idrak ettiniz? Hemen? 27 yaşınızı idrak ettiniz. Peki. Evet, telefondaki izleyicimiz bu kadar mı? Şimdilik bu kadar. Tekrardan selam göndereyim o zaman. Türkiye'den şu anda galiba izliyorlar beni. Türkiye'den izliyorlar tabii. Türkiye'den evet. De telefonlar alacağız. Manisa'da olan arkadaşlarım var benim. Hidayet, Ayşegül, Nurgül, Süper. Niye ki? Böyle iyi. Akçaabat Sebat Spor. Biraz sağa kay, sağına kay. Tamam. Kafayla değil, bütün vücudunla kay ki orada pencere açacağız şimdi. Tamam. Hemen yanında pencere. Bakma, pencere yok. Sen görmeyeceksin. Biz açacağız onu. Yayında açacağız. Tamam. Kay sağına. Sağına kay iyice ya. Tamam ama şeyden... Tamam, çık oradan. Acaba... Maçı mı göstereceğiz, seni mi göstereceğiz kardeşim? Çık sağına. Çık sağına. Maça bakıyormuş gibi yap. Maça bakıyormuş gibi yap. Evet. Söyle şimdi maçı. Şu anda oynanıyor iki takım arasında ve problemsiz bir şekilde ilerliyor. Ya sen bilgi versene maçla ilgili. Görüyormuş gibi yapacaksın orada. Evet. Evet. Kimin maçı o? Akçaabat Sebastian. Ne Akçaabat'ı ya?
Benim takımlarla, benim sporla alakam yok. Nereden çıkardın Akçabat Sebat'ı ya? Ben en altta olduğu için en yakın benim oradan okuyabilir. Belki de ben tamam, boş ver. Sen git kenarda dur, biz maçı gösterelim. Tamam evet. Kardeşim, ne yapalım? Git. Git kenara git. Tamam. İyice kenara çık. Çık kenara. Tamam. Çık. Tamam, çıktım. Elini de çek, elini. Daha doğrusu gir birazcık, gir de maçı orada sunucu dursun. Evet. Evet. Dur orada. Tamam. Daha doğrusu kafanı sok. Vücudunu çıkar. Çıkar vücudunu. Vücudun çıksın. Poponu dışarı çıkar da kafanı sok sadece. Evet, sok. Bekle maçı göstereceğiz. Evet. Maçı göstereceğiz. Dur biraz, dur. Tamam, durdum. Maç geldi mi acaba? Konuş maç hakkında şimdi. Tamam. Maç iki taraf hakkında bayağı problemli. Tamam, bitti maçın görüntüsü. Gir şimdi, gir. Evet. Gir. Evet. Bu maçı... Yerine gir. Evet, Akçabat Sebat, ben özür dilerim. Sinirim mi bozuk yavrum? Geliyor şu anda. Sinirim mi bozuk? Biraz evet, sinirlerim bozuk. Saga devam ediyor. Türkiye eğitim gönüllerinin... Ha, çay mı geldi bana? Çok teşekkür ederim. Siz mi yaptınız efendim? Evet, ceza gelecek, merak etmeyin. Kimde mikrofon var? Versenize bana. İki tane. Evet. Evet, şimdi iki tane eğitim gönüllüsü geliyor. Onlar İstanbul'dan geldiler. Güner İnan ve Pelin Basım. Evet, hoş geldiniz. Bu bir mikrofonunuz, bu diğer mikrofonunuz. Evet, bakın bunlar eğitim gönülleri. Gördüğünüz gibi eğitim gönülleri gayet güzel, tatlı kızlar oluyorlar. Hatta siz Almanya'da da galiba böyle bir birim açacaksınız, öyle mi, eğitim gönülleri olarak? Peki, o şeylerimizi kaldıralım. Dur, neyi alkışlıyorsunuz? Tabela kaldırılmadı, alkışıyor. Şimdi çocuklarımız için hep birlikte el ele vermek için... Evet. Türkiye için fatura hattınızdan eğitim yazıp 33.53'e gönderdiğimizde 10 YTL'lik bağışa bulunmuş oluyoruz ve çocuklarımızı elinden sizler de tutmuş oluyorsunuz. Bunlar Türkler için değil mi? Evet, Türkiye'den. Türkiye'de, buradakiler değil. Türkiye'den. Neyi alkışlıyorsunuz lan? Alkışlanacak bir şey yok. Yani 10 YTL gönderenleri mi alkışlıyorsunuz? Evet, Türkiye için eğitim yazacağız. Fatura hattımızdan göndereceğiz. 33.53 diyeceğiz. Diyeceğiz. Ve o zaman onlar gönderecekler. Evet. Ve bunlar çocuklarımıza gidecek. Şimdi peki biz Almanya'dan yapmaya kalkarsak ne yapacağız? Bu hocam seni alkışlamıyor. Destek yazıyoruz. Yani eğitime destek olmuş oluyor. Evet. Efendim? Dur bakalım, biz de anlamadık, anlayacağız. Oradan çıkma öyle tek başına. O sadece faturalı at mı? Bu sadece faturalı at mı olacak? Hı? Peki, o zaman TEGEV Genel Müdürü Sayın Duygu, Doktor Duygu Erten'i çağıralım. O da bize açıklasın. Buyurun efendim, Doktor Duygu Erten. Sizi biraz rahatsız edeceğiz tabii. Buyurunuz, hoş geldiniz efendim. Sağ olunuz. Böyle, siz mikrofonunuzu verseniz. Evet. Hoş geldiniz. Bir resimle geldiniz. Evet. Siz bize 23 Nisan Teleton'da destek verdiniz. Sağ olun. Çocuklar yine Berlin'e geldiğimizi duyunca onlardan size bir mektup yolladılar. Ve mektup bu mu? Lütfen Duygu Hanım bunu Okan Bey'e teşekkürlerimizi ileterek verin dediler. Vay be. Bunu... Hülya Mürevvet yapmış. Çok da güzel bir resim hakikaten. Bunu saklayacağım. Yalnız bütün gece sizi seyredecekler. Sadece 5 dakika değil eğitime destek. Evet. Bütün gece desteğinizi bekliyoruz. Evet. Peki şimdi kim bir şey soruyordu? Sen atıyor musun şu anda? Ne yazıyoruz? Bir daha göster bakayım arkadaşlarım olarak anlasın. Faturalı hatlardan
81.551'e yazanlar 2.99 euro yolluyorlar eğitim gönüllülerine ve eğitime destek oluyorlar. Peki ne oluyor eğitime destek oldukları zaman? Niye olsunlar bunlar? Yani niye destek olacaklar? Niye istiyorsun? Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi eğitim. Evet. Ve eğitim gönüllüleri okul sonrası çocuklara eğitim desteği veriyor ve çocukları sokağın karanlıklarından kurtarıyor. Aynı zamanda görüyoruz ki Almanya'daki Türk çocuklarının da eğitime desteği var. Evet, Almanya'da sorunlar da çok büyük. Evet. Buradaki üçüncü kuşak, hatta şimdi mini mini yavrularımız, onlar dördüncü kuşak mı oluyorlar artık? Dördüncü kuşak, hatta beşinci kuşaklar gelecek arkalarından. Onlar neredeyse hiç Türkçe konuşmayacaklar. Türkiye'yi neredeyse hiç tanımayacaklar. Ve onların da eğitim problemleri olacak. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı bu nedenle Almanya'da da bir birim kurmak istiyor. O minnacık poponu hiçbir yere sığdıramadın. Gayet ciddi bir açıklama yapıyorum şurada. Bunu alıyor, buraya mı koysam, buraya mı koysam. Kızların kafasına koyuyor. Olmuyor. Böyle koyuyor, olmuyor. Gel benim kafama koy. Gel orada otur be. İki dakika dur. Ciddi bir açıklama yapıyorum. Sadece eğlence olmaz ki. Hayır, biraz da çocukların eğitimi. Tamam sus. Kaş kolunu göster. Göreyim kaş kolunu. Ayağa kalk, göster kaş kolu. Bir saattir de o kaş kol büzüldü, bıkıldı, oraya sokuldu. Karşıya kaç, sen bizim her şeyimizsin. Otur. Buna bir popoluk yer açın. Bunu ezin, öldürün. Giderken cesedini yanınızda götürün. Sıkıldım ben bu adamla. İki dakika ciddi ol. Önemli açıklama yapıyorsun. Eğer herkes eğitim görürse, ülkemizde çocuklarımız eğitim görürse, o zaman hep birlikte şıkır şıkır oynar, popomuzu istediğimiz yere koyarız. Şimdilik... Evet, eğitim görmek için yapıyoruz. Dünyada da bizim popolarımız için yer açılsın diye yapıyoruz. Yoksa ne serbest dolaşım ne başka bir şey, kimse Türkiye'yi iplemez. Bu paraları ödeyeceğiz. Bu çocuklar bizden istemiyor bunu. Bizim görevimiz bu. Bu çocuklara destek olacağız. Evet, dur. Alkışlanacak bir şey yok. Ciddi bir şey yapıyoruz. Evet, bir daha söyleyelim. Ben tekrarlamak istiyorum. 81.551 faturalı hatlarınızdan Almanya'dan eğitime destek olabilirsiniz. Türkiye'den eğitim yazıyoruz. 33.53. Almanya'dan destek yazıyoruz. 81.551. Hepinize çok teşekkür ediyoruz şimdiden eğitim bölümleri adına. Peki efendim, hemen başlayın istiyorsanız. Tamam. Şimdi Duygu Hanım'a şunu sormak istiyoruz. Bakınız, bu genç cici kızlarımızı Duygu Hanım, Tegev, İstanbul'dan getirdi. Acaba Almanya'da da bu kızlarımız gibi bilinçli gençlerimiz Tegev için, Türkiye'deki çocukların eğitim görmesi için, Türk çocuklarının eğitimleri için bir şey yapabilirler mi? Acaba Tegev Almanya'da da bir birim kurmak istiyor mu? Mesela ilk başta bu adamı alabilir miyiz? Bu yerinde duramıyor çünkü. Eğitim gönüllüleri gerek Türkiye'de gerek burada talebe göre birim ve park açıyor ve bağışçısını bularak. Biz birim için bağış yapacak birini bulduk dün. Eğer masraflarını yüklenecek birini de bulursak çok rahatlıkla, oldukça da gönüllüler bugün masamıza geldiler Türk gününde. Rahatlıkla birim açabiliriz diyoruz Almanya'ya. Çok ve başvuru umut ediyoruz. Oldu mu masamıza? Masamıza çok gelen ve ilgilenen oldu. Zaten www.tegv.org'a girdiğinizde bizim web sitemiz, gönüllü başvurusu yapabilirsiniz ve sizlerden gelen gönüllü sayısı göre biz burada bir birim açmaya meyilliyiz. Özellikle dün başkonsoloslukta Türkiye'nin eğitim sorunlarını burada %4'ü üniversiteye gidiyormuş Türk çocuklarının. Bunu duyduktan sonra eğitimin burada da ne kadar önemli olduğunu ve sizlerin desteğine ihtiyacı olduğunu dinledik. Evet. Peki efendim? Sesi çok güzel. Evet. Ama şarkıcı değil işte, daha ciddi işlerle uğraşıyor. Yani eğitim çok ciddi bir iş. Herkes için. Evet, evet. Peki, aranızda gönüllü olmak isteyen var mı? Yok, çok teşekkür ederiz. Nerede var? Başka, bu elleri kadar. Elleri görmek istiyorum. Hep gençler. Güzel kızlar ellerini kaldırıyorlar. Tabii böyle. İnsan böyle güzel işler yaparken, ben özellikle kızları getirdim. Erkekler görsün diye. Böyle haybeden sokaklarda dolaşmakla olmaz. İşsizlik var. Almanya'da, bütün Avrupa'da işsizlik var. İşsiz zamanlar böyle... Türkiye'ye yerleşiyoruz.
Efendim, Türkiye'ye yerleşiyorsunuz. Yapma ya. Ne zaman? Bu sene Türkiye'ye yerleşiyorsunuz. Türkiye'de mi gönüllü olacaksınız? Hiç alakası yok konuyla. Siz kimsiniz? Ben Türklere haber vereyim sizin geldiğinizi. Size de arkadaşa açtıkları gibi bir popoluk yaratsınlar Türkiye'de. Evli misiniz? Efendim? Evleneceksiniz. Harikulade. Çok yakışıklı bir adam. Olur mu ya? Hakikaten çok tatlı bir adam. Ne zaman evleniyorsunuz? Bekliyorsunuz. 9. ayda. Peki. Tamam. Efendim çok teşekkür ederiz. Tekrar anons edin kızlar. Türkiye. Almanya. Evet, Almanya. Almanya için numaramız. Destek yazıyoruz. 81-551'e yolluyoruz ve bu şekilde eğitime destek vermiş oluyorsunuz sizler de. Türkiye için. Türkiye için eğitim yazıp 33-53 yazıyoruz ve 10 YTL'lik. Evet. Bağış yapmış oluyoruz. Evet, siz elinizi kaldırıyordu birisi. Niye kaldırıyordunuz? Evet, buyurun. Bayan demişti ki Almanya'dan. Patrol hattan gönderebilirsiniz demişti bayan. Evet. Aşk olsun diye bitti konuşma niye? Sonra? Dedi. Patrol hattan mesaj yazabilirsiniz dedi. Ben özellikle tekrar ediyorum herkes duysun diye. Evet. Kontrollü hattan da gönderebilir miyiz anlamında mı soruyorsunuz? Tamam, güzel bir soru. Kontrollü hattan gönderemiyorsunuz. Bu nedenle yanınızdakinin kontrollü hattını alıyorsunuz. Onun telefonundan gönderiyorsunuz. Yanınızdakinin kontrollü hattı var mı? Yok. Ya da senin kontrollü hattın var mı? Yapmadı anam, peki. Ya da bugün dağıttığımız broşürlerde bizim. Gönderdin mi bakayım? Dur, çarpıldık ayol. Neden acaba? Evet. Destek yazdın. Destek yazmak yeterli mi? Evet, gönderdin. 81-551. Tebrik ediyoruz. Arkadaşımızı alkışlayalım. Bravo. Güzel. O zaman hemen Ceza ile devam edelim. Ses. Gir. Berlin eller havaya haydi. Her taraf mı satılır acaba böyle parsa parsa? Üsküdar ve İstanbul bu işte herkes hayran. Doğduğum yerde kalmadı çocuklara hiç arsa. Ne kadar insan varsa vardır bir o kadar da hayvan. Hasat zamanı meyve bahçelerini yaksalar da. Marmaram'dan geçti tankeriyle baksalar da. Mekanım Üsküdar ve en son Karaca Ahmet Han'la. Meclisim hep hala işte ağla gülüm ağla. Her taraf mı satılır acaba böyle parsa parsa? Doğduğum yerde kalmadı çocuklara hiç arsa. Hasat zamanı meyve bahçelerini yaksalar da. Mekanım Üsküdar en son Karaca Ahmet. Hasat zamanı gel bitch, rapi bir paha bitch. Rapime paha biçme trip yapma git bitch. Çok ufaksın ancak relaxı kalmamış. Silahsız olmasan bavin çalı öyle yüksel ah iç. Hedefim hold on, hedefim hep on. Önüme ping pong topu gibi düşerdi son. Bende gizli bak öyle durma kalk haydi yak. Ateşi kalp kalmamış mı bak ak düştü saçlarımdan. Her taraf dumanlı puslu sisli. Her tarafta gizli suçlar. Her bir yerde gizli izli mermiler, kelimeler önce cümlelerdir aklı alan. Aklı parlatırsan yaylan kamer dolunca adamlar olabilir. Fakat ben her zaman varım yazım kışım karım. Üsküdar'da olacak aklı mağlayışlar aklı alabilirse alsın. Yeditepe ise İstanbul bırakın öyle. Taraf mı satılır acaba böyle parsa parsa? Üsküdar İstanbul'da işte herkes hayran. Doğdum yerde kalmadı çocuklara hiç arsa. Ne kadar insan varsa vardır bir o kadar da hayvan. Hasat zamanı meyve bahçelerini yaksalar da. Marmaram'dan geçti tankeriyle baksalar da. Mekanım Üsküdar'da en son Karaca Ahmet Han'la. Meclisim hep ana işte ağla gülüm ağla. Her taraf mı satın acaba böyle parsa parsa? Doğdum yerde kalmadı çocuklara hiç arsa. Hasat zamanı meyve bahçelerini yaksalar da. Mekanım Üsküdar en son Karaca Ahmet. Kasılmışsın kas katın, asılmışsın bas batın. Altındasın at ası, kasmasın bu aslın aslı. Dedikoduyla savaşa girinin cephesi kası patı. Tarlasında kamera karşısında yükselen cesaret. Taklalarda, makyajlarda gizli. Üsküdar stil, müptezili de madara etti anlat derdi. Sokaklar hem cehennem hem de cennet olabilir mi bilmem. Ancak metafiziksel ihtilal var. Doğdum hep duvarda, büyüdüm hala da duvar var. Her gün kavga gördüm kiminde korku kiminde kanlar. Gerçek gece kondular yoksa şu mezarlar. Nazarlı bakmış gözler bence hep yalandan ağlar. Ben dedim Türkçe sen de rap şimdi Türkçe.
Türkçe. Ben dediğim Türkçe. Sen de rap şimdi Türkçe. Türkçe hep beraber. Ben dediğim Türkçe. Sen de rap şimdi Türkçe. Türkçe. Ben dediğim Türkçe. Sen de rap şimdi Türkçe. Ya Türkçe. İstanbul, Berlin. Yeah. İstanbul and the rap rap yo. Ceza fatal flex yo. Şimdi bak ya. Pop 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 pop. DJ Pulvar bu. Saga in the house. Alright. Çok teşekkürler, saygılar. Spor. Niye ki? Böyle iyi. Bütün maçları izledik mi izlemedik mi bilmiyorum ama Çaykur Rizespor'la Malatyaspor. Öyle bir maç yok. Ama notlarım da var. Hayır, orada takımların sıralanması var. Onlar maç değil onlar. Yazıyor orada, ne yazıyor? Takımların sıralı listesi var. Nereden karar verdin onlar aralarında maç yapmış? 6 ile 7 belki maç yapabilir diye düşünüyorum. Neyse, biz maçı göstereceğiz. Şimdi orada senin bulunduğun yere pencere açacağız biz. Pencere açacağız oraya. Kenara mı çekileyim ben? Hayır, kenara çekilme, oradan görünüyorsun. Ha, tamam. Durma orada. Ben ne yapacağımı bilmiyorum bazen. Pencere açıyoruz. Senin bulunduğun yere pencere açacağız. Durma pencerenin önünde. Durma pencerenin önünde. Çıkma kenara. Pencerenin önünde durma. Açıyorum pencereyi şimdi. Durma orada ya. Maçı göstereceğim. Seni mi göstereceğim, maçı mı göstereceğim? Kim sanıyorsun sen kendini? Ben hiçbir şey zannetmiyorum. Hayır, kim sanıyorsun kendini? Ben özür dilerim. Hayır. İnsanlar maçı seyredecek. Yok ol oradan. Tamam. Olmaz, dışarı çıkma. Tamam, buradayım o zaman. Dışarı çıkma. Dışarı çıkmadım zaten şu anda. Tamam, yok ol. Yok ol. Hayır, çıkmadan dışarı yok ol. Aşağı mı insan? Aşağı in, ne yapayım? Çıkar da kapalı. Ben sizden o zaman komut bekleyeyim. Hayır, komut bekleme. Anlat maçı oradan. Görüntünün üzerine. Evet, anlat. İki maç arasında korkunç bir mücadele var. İki maç arasında mücadele olmaz. Evet. Birbirleriyle korkunç bir çekişme içerisindeler. Kim ve kim? İki takım. Takımlar... Tamam, çık, maç bitti. Evet. Sen ne yapmak istiyorsun evladım? Meteorolojide dikiş tutturamadın. Sporda dikiş tutturamadın. Ne yapmak istiyorsun sen? Ben bir şekilde bir kanala kanalize olmaya çalışıyorum. Maycem'in sunduğu Saga devam ediyor. Biz de Alev'e teşekkür ediyoruz. Sevil Hanım, siz 1977'den beri Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. Almanya'da neler değişti 77'den beri? Neler mi değişti o günden bugüne kadar? Duyuyor musunuz? Allah Allah, benden başka kimse duyulmuyor canım. Ses gitmiyor mu? Ha, mikrofona. Tamam, teşekkürler. O günden bugüne çok şey değişti. Şu anda Almanya'nın durumu iyiye gitmiyor. Sosyal kısıtlamalar var. Euro geldiğinden beri de yaşantıda bayağı bir değişiklik oldu. Almanya'da birçok firma özellikle Mart'tan sonra, yani Euro'nun gelmesinden sonra çok güç duruma girmiş ve evet, bayağı bir işçi çıkartımı olmuş galiba. İşsizlik de bayağı yüzde yüz bir sorun. Arttı. Evet. Aklı mı, doğru mu, öyle mi? Peki... Şu anda bizim salonumuzda, Tempodrum'da bulunanlar, işsiz olanlar ellerini kaldırabilirler mi? Birisi çok sevindi. Kim o lan? Az kaldı. İşsiziz! Ben de işsizim. Çocuklar, siz niye oturmuyorsunuz ya? Oturun. Siz işsiz misiniz? Seviniyor musunuz? Peki, işi olan ve... Tamam, otur. Ne yapacaksın?
Nanu nano diye bir saattir anlamıyorum. Nanu niye? Nasıl selam gönderdin? Nanu ni kim lan? Nanu niye? Nanu ni kim? Nanu ni Türk mü? Nanu ni bizim mahalle abi. Nanu ni sizin mahalle. Almanya'dan bu. Grossberg yazıyor orada. Nauni neresi? Grossberg'e Nauni mi diyorsunuz? Grossberg olsa bizim geldiğimiz yer. Sizin geldiğiniz yer. Berlin'de güzel. Oturun şimdi. Söyledik. Selamı söyle tanıdık. Selamlar. Tamam. Peki işi olan peki işi olan ve ben işimden memnunum diyenler ellerini kaldırsın. Görüyor muyuz? Bravo, iş fena değil. Hatta işsizler daha fazla Türkler. Demek ki bu Almanlar işsiz. Türklerin işi var. Efendim, evimizin babası, şu anda biz onların evinde bulunuyoruz. Rüstem Bey'in de işi var. Rüstem Bey, siz nerede çalışıyorsunuz efendim? Ben belediyede çalışıyorum, otobüs şoförlüğünü yapıyorum. Otobüs şoförlüğü yapıyorsunuz? Evet. İşinizden memnun musunuz? Şimdilik memnunum ama nereye kadar henüz belli değil bu da. Evet. Türkiye'ye dönmek gibi bir fikriniz var mı efendim? Sizin eşiniz, yani sizin anneniz ve babanız ilk kuşak olarak Almanya'ya gelmişler. Almanya'da çalışmışlar. Daha sonra babanız Türkiye'ye döndü galiba. Evet, emekli olduktan emekli sonra oldu, döndü. Evet. Emekli olunca döndünüz. Dönmedik daha, temelli dönmedik. Temelli dönmediniz. İşte ben de emekli... Ya Allah Allah, tamam ben şey yapıyorum. Aynısını tekrarlıyorum zaten. Dönmedik diyor. Sonra buyurun. Benim emekli oldum. Ben de emeklimi bekleyeyim. Bir sene var. 63'e girdim. Bir sene var emekli. Bir sene var emekli olmam. Emekli olunca... Peki istiyor, Türkiye'ye dönecek misiniz? Dönmek pek istemiyorum. Dönmek istemiyorsunuz. İstemiyorum. Yarı orada, yarı burada yine. Yarı orada, yarı burada. Çocuklarım burada. Ama bütün vatandaşlarımızın, Türkiye dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın bir derdi var. Ne Türkiye'li olabiliyorlar? Dur lan, bir şey demedim, daha lafımı bitirmedim. Hayır, neye hayır? Ne Türkiye'li olabiliyorlar, evet. Türk olarak, ne tam Türkiye'de yaşayabiliyorlar, ne tam Almanya'da yaşayabiliyorlar. Evet. Evet. Yar orada, yar burada yine zamanımızı geçiyoruz. Almancı mı oluyorsunuz? Evet, Almancı oluyorsunuz, evet. Ha, Türkiye'ye geldiğiniz zaman Türkler size diyor ki ya siz bizden değilsiniz, Almancısınız diyorlar. Burada da Almanlar siz hayır Türksünüz diyorlar. Bu hakikaten çok zor bir şey ve bu ömür boyu devam ediyor. Çocuklar bir tane mikrofon versenize Ceza. Ben şu hanımla konuşmak zorundayım. O çünkü sürekli kendini yerden yere atıyor orada. Al canım. Eşiniz mi efendim? Tebrik ederim. Kaç yıllık evlisiniz? 2 aylık. 2 aylık evlisi. Onun için adamın üzerinde oturuyorsun belli. Evet. Evet, buyurun. Ben ne sorayım size? Siz bir şey anlatıyorsunuz. Ya diye söyleyeyim. Buyurun. Buyurun. Efendim? Orada da yabancı, burada da yabancı. Bu kolay bir şey değil. Çok zor bir hayat. Sizler bundan yıllar yıllar önce Türkiye'ye döviz getirmek için, Türkiye'yi zenginleştirmek için kalktınız, Avrupa'ya çıktınız. Anneleriniz, babalarınız buraya geldiler. Burada çok zor şartlara göğüs gerdiler. Daha sonra her Türkiye'ye dönüşlerinde biz Almanya'ya gitmiş olan amcalarımız, dayılarımız, teyzelerimize çamaşır makinesi getiricisi, televizyon getiricisi, küçük Japon getiricisi olarak baktık. Parfüm getiricisi. Selçuk düşüremiyormuş. İşi gücü bırakayım, ben Selçuk'la konuşayım. Tamam olur. Selçuk. Selçuk'cum niye düşüremiyorsun? Ha, Selçuk'tan arıyor. Handan'cım niye düşüremiyorsun? Herkes düşürüyor. Efendim? Duymadım ya. Evet. Okan diye bağırmayı keserse anlayacağım ne olduğunu. Program başından beri düşmüyor. Hastayız sana diyorlar. Niye düşmüyor lan? Düşürsenize. Reyhan bir şey yap, düşürsünler. Selçuk'tan gelen telefonda. Tamam, kimse aramasın. Bir tek Selçuk arasın.
Tamam, anladık. Peki. Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun. Eline bastım, evet. Elini oraya koymayacaksın demek ki. Burası benim yolum. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Teşekkür ederiz. Sık sık dinliyorum. Teşekkür Hoşuma ederiz. Gidiyor. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Alkışlıyoruz. Sağ olun. Burhaniye'ye selam yollamak istiyorum. Burhaniye'ye selam yollamak Burhaniye, istiyorsunuz. Evet. Türklere bir şey söylemek istiyor musunuz? Tamam, vereceğim. Ne oldu lan? Dur iki dakika. Buyurun. Evet. Okan abi, bir Ünye'ye selam söylemek istiyorum. Orada Ünye'ye. Tamam. Ünye'ye. Evet, gel buraya. Ha. Evet. Aranızdan temsilci bu kızımızı seçtim. Türk müsün sen? Evet. O dişleri aldır oradan. Sen bir insan yavrusu musun, tavşan mısın yoksa? İnsanım. İnsanım, peki. Evet. Türkiye'ye söylemek istediğin bir şey var mı? Bak, bütün Türkiye bizi seyrediyor. Kanepe'den geldim. Buraya dön, buraya dön. Kanepe'den geldim ben. Nereden? Hanefer'den geldi. Peki, tamam. Güzel. Türkiye'de anneannem bir de babaannem var. Onları çok öpüyorum, bir de seviyorum. Tamam, güzel. Dur, dur, dur. Gitme, gel, gel, gel. Gel. Bir de... ben Almanya'da çok çalışmaktan dört göz oldum de. Biliyor musun ne demek? Hayır. Bilmiyorsun, tamam. Gözlükler çok yakışıyor ama. Peki, Türklere, Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'na bağış yapmaları gerektiğini söyle. Türk Eğitim Gönüllerini biliyor musun? Hani Hayır. Biraz önce iki tane kız çıktı, bir de teyze çıktı böyle, müdür teyze çıktı. Of. Of. Peki, senin Türkçen çok güzel, sen nasıl bu kadar güzel Türkçe konuşuyorsun? Türkiye'den. Evde aileden kaynaklanıyor değil mi? Aile çok önemli. Bazı çocuklarımız Türkçeyi unutuyorlar. Evet. Evet. Sonra? Sonra ne? Sonra boş ver. Peki, İstanbul'da annenize selam söyleyeceksiniz. Şimdi... Hayır, evet, hayır. Ne oldu lan? Bir dakika, reklam arasından önce... Evet, çok önemli bir şey söyleyeceksiniz. Buyurun. Ben başbakanımıza sesleniyorum. Dur bir dakika, biz başbakana seslenme programı yapmıyoruz. Ama başbakan kalk çıkar gelir. Çok önemli ama. Burada en azından 60 bin çifte vatandaş var. Hepsi de mağdur durumda. Onunla ilgilenmelerini istiyoruz. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Peki, bir konuğum daha var. Birkaç konuğum daha var. Çok önemli ne? Ne çok önemli? Başbakan'a mı sesleneceksin? Selam söylemek istiyorsun. Herkes selam söylemek istiyor. Programın sonunda selamları söyleyeceğim. Pınar Aylin! Pınar Aylin dün gece perişan oldu. Dün akşam geldi. Bu kıza Berlin'de gidecek bir yer bulamadık. Hayır, size gelemezdi. Oradan şimdi Pınar Aylin'i görünce bize gelseydi olmaz. Sonuçta nereye gittin Berlin'de? Hiçbir yere, uyudum. Uyudun. Uyudum. Yalancı. Ama senin haberlerini aldım. Nereye gitmişim ben? Gitmişsin Hiçbir yere gitmedim. Ben Paris Bar'da oturuyorum sürekli buraya. Evet. Yaşlılarla beraber. Evet. Peki.
Şimdi Pınar Aylin bize bir şarkı söyleyecek. Siz ayakta kalanlar var ya, bazı bu bilet problemleri oldu biliyorum. Geç gelindi, biletle başka saat yazıyordu falan. Onları takmayın artık. Gece devam ediyor. O ayakta kalanlar... Oh. Evet, biliyorum, sorunlarınızı biliyorum. Benim sayemde değil. Bravo. Bedelli askerlik çıksın. Annemi çok özledim Soner. Dedeciğim geçmiş olsun. Seni de uykundan ettik ama Serdar Arzu Füsun. Hoş geldiniz. Niye geldiniz? Niye gidiyorsunuz? Madem gidecektiniz niye geldiniz? Tekrar bekliyoruz. Güzel. Anneciğim seni çok özledim. Adapazarı'na sevgiler Hatice. Kaan ailesine selam. Uni Ugugu anlamadım. Uni Heidelberg. Berlinli Zagacılar. Bafra'ya selam. Ses dergisi. Katöt Karşı Türk öğrenciler. Evet şunu da göreyim. Abi otursana. Baba. Otur abi rahat et. 800 kilometre geldiniz. Buradan da bir arkadaşımız nereden geldi? Norveç'ten mi? Dönüm gelin dönüm gelin anladım. Norveç'ten mi Danimarka'dan mı? Peki. Peki şimdi. Peki. Peki diğerlerini okuyacağım. Sürekli. Ha burası. Hiçbir şey anlamıyorum. Evet, bravo. Peki, biliyorsunuz Almanya'nın... Ne var lan? Bornova Anadolu Lisesi. Bravo. Ceza, onu göremiyorum. Alaturka Oriental Night Hamburger. Doğru mu okudum? Taylan'la Dile'ye de teşekkür ediyoruz. Ne var mı? Çay var mı? Evet. Çay var. Darboğazlara selam. Kim Darboğazlar? Peki tamam. Güneşim dergisi. Hakkuş gördük. Şimdi Almanya'nın güzeli bu sene. Çocuklar sürekli Okan diye bağırsanız bir şey yapamam. Peki burayı okumadık. Sadece senin için Okan ta Lübeck'ten geldik. O ne ya? Koşarak geldiniz evet. Peki. Bütün Braunschweig'a selamlar. Özellikle kuzucuklarımıza Funda İçim, Derya Zekiye. Hamburg Üniversitesi. Çocuklar. Berlin Teknik Üniversitesi. Şimdi Almanya'nın güzeli geliyor. Buyurun. Almanya'nın güzeli Aslı Bayram. Vay be güzele bak. Siz Almanya'nın güzelinin bir Türk olduğunu biliyor muydunuz? Merhaba. Siz Miss Deutschland'sınız. Evet. Almanya'dan güzel yok muydu? Vardı ama beni seçtiler. Peki nasıl seçiyorlar? SMS'le falan mı seçiyor? Yok. Jüri seçiyor. Jüri seçiyor? Evet. Harikulade. Mesela Eurovision'daki bütün yarışmacıları bizim Türkler oyluyor. Vallahi. Yani bütün ülkelerde, bütün Avrupa'da yaşayan Türkler Eurovision'a oyluyor. Eurovision sonuçlarına bakarsanız hiçbir Avrupalı Eurovision'a SMS göndermedi. Eurovision'a sadece biz sahip çıkıyoruz. Biz kimi istersek onu seçtiriyoruz. Adamlar bizi Avrupa topluluğuna almıyorlar. Halbuki biz Avrupa'nın Eurovision alkışlayın diye söylemiyorum. Yani her şeye biz karar veriyoruz ya. Garip bir şey. Acaba onlar paralarına çok mu düşkünler? SMS atmıyorlar. Biz sürekli SMS atıyoruz. Kim kıskanç? Kim kıskanç? Onlar kim? Kıskançlar kim? Avrupa Birliği bizi kıskanıyor. O saçma olur onu söylemek tabii. Biraz saçma oldu. Evet. Almanya'nın güzeli bir Türk kızımız seçiliyor. Bravo. Bizim bu Avrupa topluluğuna girmemize gerek yok.
Hatta biz buradaki onları kovalayalım. Eurovizyonlarına biz karar veriyoruz. Güzelleri biziz. Efendim siz şimdi Kainat Güzellik Yarışması'na katıldınız. Evet, Miss Universe'e katıldınız. Miss Universe'e Bangkok'a gittiniz. Hiçbir derece elde edemediniz. Edemedim. Siz çok güzel bir kızsınız. Sağ Bu ol, Almanya'da mı bir problem var? Yok. Orada... Sabe, sen kendi boyuna bak. Yok, boyla alakası olduğunu zannetmiyorum ama 80 kız arasında... Benle orantılıyorsan ben uzadım Almanya'ya geldiğimden beri. Evet, buyurunuz. Sen aldırma ona. Evet. Bence boy... Bizim gurur duymamız lazım kızımızla. Ben boyundan gurur duyuyorum. Gel senin boyuna bakacağım. Kim o boy kısa diyor, gel. Gel. NBA'de mi oynuyorsun? Yakıştık ama. Ben herkesten kısa boyluyum. Yakıştınız mı? Bekar mısınız? Bekarım. O ne? Bekarım yani. Pedikür, manikür mü yaptırdın? Tırnakları temiz, derslerinde birinci bir koca adayı var. O da bekarmış, oldu bu iş diyorsunuz. Bilemem, kızımız Almanya güzeli. Bir sene boyunca hep sosyal faaliyetlere katılacak. Bütün her yeri dolaşacak. İşleri güçleri var. Trakya güzeli misin? Tabii, 40 tane de güzel seçildim. Trakya'ya selamlar. Peki. Söyle abi, mikrofonun yok, duymadılar. Evet. Ben de Trakya güzeliyim diyorum. Kırklareli'de birinci seçildim. Bu zamanda Trakya başta olmak üzere bütün Türkiye'ye selamlar. Evet. Az onun şovu da çalmış gibi olduk. Siz en iyisi devam edin. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz isim verdiğin için. Ama sende de böyle çok büyük bir boy yok. Yani benle kıyaslıyorsan ben hep kısa boyluyumdur. Yani ben Kenan Doğulu, Tarkan ve Serdar Ortaç'la aynı boydayım hemen hemen. O da güzel. Üçü bir arada. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet. Hoş çocuk mu? Beğendin mi? Bir şey demiyorum. Bir şey... Tamam. Peki. Bu Almanya'dan... Almanya'yı temsil ettiniz. Şimdi bir sene boyunca sosyal faaliyetleriniz olacak. Evet. Ne yapacaksınız? Konuşun oraya. Ne yapacağım? Ben önceden de sosyal faaliyet yapıyordunuz. Evet, yapıyordum. Onu devam ediyorum. Ne istiyor? Ses ne ses? Daha ne ses çıksın ya? Ne? Ye ne? Nasıl tıkınıyorlar orada? Kimse bir şey tıkınmıyor. Ne istiyorsun? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha? Su da getireceğim. Dur, hamile kız var, yapacak başka bir şey yok. Şimdi bak, gel buraya. Gel buraya, bu senin görevin. Bu tabağı alacaksın. Orada aşeren kadına gideceksin. Ona diyeceksin ki al ve sus. Tamam mı? Koş. Koş. Özden değil mi? Kuzeniniz Özden'in doğum günü kutluyorsunuz. Kim verdi? Buyurun. Evet, peki. Efendim çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Buradan bizim vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, söylemek istediğiniz bir şey yok. Teşekkürler. Peki. Siz sinirlendiniz mi Bangkok'ta? Yok, sinirlenmedim. Niye çok Alman güzel. Güzeli geldim ben? Bana... Peki bizde daha önce bir kızımız Almanya güzeli olmuş muydu? Ben hatırlayamıyorum. Olmadı. Ben de hatırlayamıyorum. İlk defa siz mi oldunuz? Evet. Harikulade. Sizi tebrik ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Kutluyoruz, alkışlıyoruz güzelimizi. Buyurun. Mikrofonu alayım. Peki şimdi ne var? Doymadın mı kadın? Sana gelmedi mi? Niye hamile kadına vermiyorsunuz? Hepiniz yediniz. Sen mi hamilesin? Kim? Kırmızılı hamile değil mi? Sen hamile değilsin, şişmansın sadece galiba. Hamilesin. Peki. Tabağı yürüttüler. Ben sana sahip ol dedim.
Dilek Buğday! Evet, Dilek Buğday biraz geç aldık. Ama ben şu anda su yok, dolma yok diye bana çemkirenlerle uğraşıyorum. O nedenle seninle pek uğraşamayacağım. İyi olur. Ne? Ne istiyorsun? Dolma mı istiyorsun? Su. Peki, tamam. Suyu halledeceğim. Tamam. Halledeceğim. Peki. Hangisini söyleyeceksin? Muammayı söyleyeceğim. Muammayı söyleyeceksin. Evet. Peki. Peki bizi Filiz Özdesteci Adana'dan arıyor. Buyursunlar Filiz Özdesteci. Alo. Ne oldu? Kim mi? Gel buraya. Ne kadar? Senin de teyzen. Sen de gel. Gel, bir şey olmaz. Niye gelmiyorsun ya? Ne olur. Herkes gelmek istiyor. Gel orada masada otur. Masada otur, bir şey olmaz. Vazo gibi mi olur? Peki. Filiz Özdesteci neyiniz oluyordu? Ablanız. Ablanız oluyor. Ne kadar zamandır görmüyorsunuz? Yaklaşık 2,5 senedir. 2,5 senedir. Sizin isminiz nedir? Gonca. Bir mikrofon verir misiniz çocuklar? Hayır. Tamam. Evet. Gonca benim ismim. Gonca. Filiz, Gonca'yı gördün mü? Evet, gördüm. Evet. Bizim yalnız kardeşlikten daha ileri. Ne olabilir kardeşlikten daha ileri, ne olacak? Biz iki ayrı beden olabiliriz ama biz bir bütünüz. Diyorsunuz. Çok seviyorum. Evet. Öpüyorum aşkım. 2,5 senedir görüşmüyorsunuz ama herhalde. Biz telefonla her gün hemen her hafta görüşürüz ikişer üçer. Şu an seni annemler de izliyorlar. Öpüyorum, hepinizi çok seviyorum. Ama geleceğim. Ne zaman? Ağustos'ta oradayım. Canım benim. Değişmiş mi? Seviyorum. Değişmiş mi? Hayır, aynısı. Aynı Gonca. Canım aynı Gonca. Benim. Evet, hiç değişmemiş. Çok seviyorum onu. Canım ya benim, Gonca gel otur, seni doya doya görsün. Sertab. Arıyoruz sizi. Evet. Sizi çok seviyorum Okan Bey. Tamam, beni boş ver. Sen Gonca'ya bak. Kilo mu almış, kilo mu vermiş? Ben çok seviyorum. Tamam görsün seni. Canım, seni o yüzden oturtuyorum. Canım benim. Efendim, siz niye ayağa kalktınız? Biraz dur, öne gel. Gencecik kızsın ulan. Oturun canım lütfen. Benim. Rahatsız olmayın. Ne oldu? Oturun lütfen. Oturun lütfen. Sert mi geldi? Sizin koltuk yahu. Evet. Evet. Gonca ne tatlı olmuş değil mi? Büyümüş. Evet. İkizleri ne yapmış onu sorar mısınız? Sen sor yahu, duyuluyor. Gonca. İkizlerim yatıyor güzelim. Evdeler, babaları bakıyor. Çok iyiler. İyiler, seni öpüyorlar. Hepinizi öpüyorlar, seviyorlar.
Sağ ol aradığın için. Seni çok seviyorum. Biliyorsun zaten, hiç söylemeye de gerek yok. Evet, evet. Öpüyorum. Şu an annemi, çok mutluyum. Şu an çok mutluyum seni gördüğüm için. Okan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum Okan Bey'in sayesinde. En azından. Canım benim. Evet, biz bir şey yapmadık canım benim. Çok bekledim ama değildi. Peki, şimdi biraz önce verdiğimiz numaralarda bir düzeltmeyle tekrar söylemek istiyorum size. Almanya için, Almanya'dan TGV bağışta bulunacak olanlar 81-551'e, yani destek yazacaklar, 81-551'e gönderecekler. Neresi karışmış ben anlamadım. Bana bu anonsu bir daha yaptırıyorsunuz ama... 81-551'e gönderecekler. Bunun neresi karışmıştı anlamadım ben. Yanlış birbirine şey olmuş. Bizim Türk insanı akıllıdır. O birbirine şey olmuş, şeyi çözmüş ve göndermiş. Ben alıyorum arkadan. Deli gibi geliyormuş ya. Türkiye için eğitim yazacağız. 33-53'e SMS göndereceğiz. Öndeki vazo, saksı, vazo ve saksı kızlarımız da bunu... size gösteriyorlar. Eğer hazırsa bir telefon daha çok alabiliriz. Ne oldu ya? Elif Diken bizi Berlin'den dikiyor. Buyurun Elif Diken. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baksınlar biraz diye seni tutuyorum canım. He? Ne tatlısın be. Tamam. Elif. Hiç önemli değil. Evet. Peki buyurun. Merhaba, tekrardan iyi akşamlar. Ben Berlin Kreuzberg'den arıyorum. Evet. Herkese selamlarımı iletiyorum öncelikle. Evet. Benim sorum Sertap Hanım'a. Aa, ilginç. İlk defa bir konuğumuza soru geliyor. Evet. Öncelikle kendisini çok sevdiğimizi ailece belirtmek istiyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Sesini çok kaliteli buluyoruz. Gerçekten muhteşem bir insan. Benim sorum... duyduğum kadarıyla bir opera sanatçısı kendisi ve Lal albümünde de ufak da olsa bir opera şarkısını söylemişti. Biz çok beğenmiştik. Acaba ilerleyen zamanlarda, önümüzdeki yıllarda bir opera kaseti çıkarmayı düşünüyor mu? Gerçekten çok güzel olur ve ilk defa... Opera kaseti çıkartırsa siz alacak mısınız? Tabii ki, hepimiz ailecek. Ailecek, operayı seviyor musunuz? Evet. Bol bol operaya gidiyor musunuz Berlin'de? Gidiyorum. Berlin Operası'na gidiyor musunuz? Erener gelirse tabii ki giderim. Çünkü kendisine çok yakıştığını düşünüyorum. Sesine, ses tenine çok güzel uyacağını düşünüyorum. Yani siz gitmiyorsunuz Sertapçık. Okan sus, sen hayır, ben konuşacak. Sus. Hayır, siz gitmiyorsunuz. Çünkü Berlin Operası'nda Almanlar şarkı söylüyor. Sertap söylese gidersiniz değil mi Elif? Tabii ki, tabii ki. Tamam. Elif'ciğim ben düşünüyorum böyle bir şeyi yapmayı. Ay inşallah çok seviniriz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bir de bir sorum daha olacak Sertap Hanım. Söyle. Bir Eurovision birincisi olarak. Evet. Gördüğünüz bu yıl maalesef çok alt puanlardaydık. Ne düşünüyorsunuz? Biz çok üzüldük. Eminim siz de üzülmüşsünüzdür. Önümüzdeki yıl bir tavsiyeleriniz olabilir mi Türkiye'ye? Yani siz seçin en azından. Ya. Evet. Hakikaten ben de onu söylüyorum. TRT'miz seçmesin, halkımız seçmesin, Sertap seçsin. Bence de. Sertap çünkü ben Sertap'ı son birkaç senedir, yani son iki senedir daha doğrusu, Sertap sürekli tavsiye veriyor bu konuda. Herkes tavsiye istiyor. Ya tabii maalesef doğru bir şey. Maalesef dinleyen yok. Dinleyen yok. Maalesef. Sertap'ı dinleseler bir kere, değil mi? Evet. Elif'ciğim çok teşekkür ederim bir tanem. Sağ ol bu söylediklerin için. Ama bu ciddi bir sorumluluk tabii ki. Yani bu yıl olmadı. Önümüzdeki yıl daha başarılı bir şey, mutlaka bir şarkı çıkar. İnşallah. Tabii ki. Ama ben ısrar ediyorum bu görüşümde. Mesela biz önümüzdeki yıl Eurovision'a katılmazsak, Eurovision'a katılan ülkeler görecek ki Eurovision yarışmacılarını seçmek için dünyanın hiçbir yerinden SMS gelmiyor. SMS'leri sadece biz yolluyoruz. Salak mıyız biz? Sadece kendi ülkemize yolluyoruz. Göndereceğiz tabii ki. Gönderdiniz mi siz? Tabii ki. Kime gönderdin? Beğenmesem de Türkiye'ye gönderdim. Aslanım benim. Tabii. Hepimiz. Niye Yunanistan birinci oldu o zaman? Bilmiyorum ki. Maalesef birinci oluyorlar. Bugün de başarılı olamadık maçta. Hayır. Durum 0-0 değil mi? Olsun ama bizim için iyi değil tabii ki. Yenseydik daha iyi olurdu. Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim Okan Bey? Tamam.
Evet. Herhalde sizin bu son yılınız Zaga Show yapmayacak mısınız? Ne yapacakmışız? Zaga Show'a son duyduğum kadarıyla. Zaga Show'a son. Öyle duydum. Bu yıl sonmuş. Evet, doğru evet. Mu? Bu sezon sonu bitiriyoruz ve Berlin'de de erken final yapıyoruz. Önümüzdeki yıl sezon çıkmayacak mısınız daha? Artık çıkmayacağım daha. Neden? Çıkasım yok. Peki ben buradan lütfen bir şey daha tüm Trabzonlulara Bahçecik Mahallesi'ne, Akçabat'a, Işıklar Köyü'ne bol bol selamlar gönderiyorum. Neziroğlu ailesi de, Çubukçu ailesi de. Bravo. Herkesi çok seviyorum. Bravo. Sizi de çok seviyoruz. Eyvallah. Bütün konuklarınıza selamlar. Sağ olasın. Sıra ailine. Canım. Hadi bana bir iyilik geldi Almanya'da olduğumuz için. Şimdi Fatih'in filmiyle ilgili bazı görüntülerimiz var. Arkadaşlarımız onu yayına hazırlarlarsa Fatih'le biraz Cross the Bridge İstanbul hatırası Türkiye'deki ismiyle. Almanya'da nasıl söylüyorsunuz filmin ismini? Crossing the Bridge. Efendim? Crossing the Bridge. Crossing the Bridge. Bravo. Bu Almancası değil mi? Yok, bu İngilizcesi. Almancası yok. Almancası. Almanya'da da İngilizce ismiyle çıktı. Orayı değiştirdik yani. Bir Türkçesi var, bir İngilizcesi var. Evet, gayet güzel. Peki hazırsa görebilir miyiz burada büyük ekranda da? Barbie mama mama kinalım. Savaş yakınsa akılalım da buradadır bir sakınalım. Barışa çare bakınalım. Çok az da o kanı akıtanın. Hesabı çok sana kitanın. Pardon şu camı kapatalım. Bu çok soğuk bir dünya, ne yapalım. Patron düşmüş Orta Doğu'dan yakıt alın. İyice kanı da akıtalım. İzimiz olsun kahrolun. Savaş bir sayfa kapatalım. Yoksa biz de yakılalım. Düşman hep markajımda, siz de yakın alın. Hop terörü yakın atın. Ceza adım ve acıtadım. Bir miğfer bir bomba. Bon mermi ve tüfek alın. Fakat ölen her masum çocuk için zıkkına yakın. Bana bakın lan. Şimdi savaşı çizdim, karaladım. Koca bir dünya paraladın, iki seferde yaraladın. Hiçbir işe de yanamadın. Çocuktan öldü kaldı, hep sakat. Sorumluları paravanın arkasına mı sakladın? Sabah bastı gece mi? Savaş bastı gene mi? Bu bir çenemi kastı. Rutin bir sanırım bu mikrofondaki bu dil benim. Bu rap yeter mi barışa? Çekilmiş her nefim savaş donu çocuklarına. Sabah bastı gece mi? Savaş bastı gene mi? Bu bir çenemi kastı. Rutin bir sanırım bu mikrofondaki bu dil benim. Bu rap yeter mi barışa? Çekilmiş her nefim savaş donu. Backing ve track yaratır stress. Cut yap son anda kurtulur bu protest. Rap lordu, funk, rock, jazz, punk. Önemli mi? Liriklerin peşindeyim ben anlam. Müzik ve barışı istemekteyim. Bu her gün olmasaydı, çocuklar her gün ölmeseydi. Mayınlı tarlalarda hep açardı. Çocuklar hep saçardı. Gün be gün çiçek, bu dil benim. Bu rap yeter mi barışa? Çekilmiş ve film savaş donu çocuklara. Kalaşnikov ve çikolata. Al Kaponya'da militan olma evlat. Haydi barışa doğru koş. Nafile uçurma olmuş belki köprü olabilir. Yıkılmamışsa geçebilirsin. Hepsi boş. Yavaş. Savaş gelme üstüme, savaş bitse belki bu dil kurur mu sence? Çocuklar ölmesin savaşta, savaş denen şey biraz yavaşla. Adil ol, hedefi doğru seç, hepsi çok saçma. Sabah bastı gece mi, savaş bastı gene mi? Bu bir çenemi kastı, rutin bir sanırım bu mikrofondaki bu dil benim. Bu web yeter mi barışa, çekilmiş her mi film savaş donu çocuklara. Sabah bastı gece mi, savaş bastı gene mi? Bu bir çenemi kastı, rutin bir sanırım bu mikrofondaki bu dil benim. Bu web yeter mi barışa? Savaş dolu çocuklara ya, savaşa hayır. Şimdi ekran başındakiler ve stüdyodakiler için bu gördüğümüz sanatçılar. Bu garip durumu anlat. Evet. Sertap, evet. Alev,
Ceza evet. ve ben. Evet. Birlikte şarkı söyleyeceğiz. Evet, Alev grubunun, Alev grubunun bir parçasını seslendireceğiz. Evet. Ve ama bu ilk defa hiç çalışmadan olacak. Bir dakika, evet. bir saniye önce ben şarkıyı ilk kez hayatımda duydum, bunu belirteyim. Evet. Sözünü evet. şu an hala hatırlamıyorum. Ceza da bilmiyor. Okan bir tek, da söyleyecek, Okan sana bir tek, bölüm ayarladı. Ben bana bir bölüm, boş, boş bir bölüm. Ceza'dan sonra sen söyleyeceksin. Ceza'dan sonra ben söylüyorum, peki. Diye sana. Peki ben oradan Pınar Aylin'i ya da Dilek Budağı alıp getiririm. Hayır peki. buradasın hiçbir yere kıpırdamıyorsun. Peki. Ne hale getirdi bu dünyayı, ölümsüz olduğumuzu sanma. Her gün insanlar ölüyor, değiştirmeye ne zaman başlayacak? Ne hale bu dünyayı neden yatağına bizi faal eden, her şeyi bozup her şeyi yıkıp insanlığa yeni bir anlam veriyor muyuz? Bugün değişmezse bir gün değişemez. Bugün anlamazsan bugün anlayamaz. Bugün kitabı bırak orada, bu tarihe lanet olsun. Alan gibi ol, holokosta bir son. Bana kalsa mı son, yağmurlu yağsın. Alevinizin sön savaşınız şişeli ve yok. Şeyle bu savaşı çoktan tel ettim. Koptu çok panik atak oldu bu toplumun oğlu. Be kuzu gelinim ol. Kaynadı işini bitir, nasıl olsa sana karabol. Sonu karakol, kanı donmuş bir kanı dolma. Yok mahkemesi de mi yok acaba, bu işin kıçını çekip işini bitirin yeter. Cezası bu rap'le birazcık keder. Yoksa hiçbir boku değiştiremeyeceğiz. 81, 551, 33, 53. SMS. SMS ulan niye tekrar ediyoruz SMS işte. Anne babam seni çok seviyor Demet. Evet. Annen yanlış mı anlamış babanın sevgisini? Niye söylüyoruz bunu? Kavga etmişler. Bir dakika, kavga etmişler. Evet. Peki kadınlar. Demet'in babası, yok Demet'in annesi, babası seni çok seviyor. Özcan, Özkan, Elazığ'a sevgiler, Dişat ve Kemal'e. Elazığ'da yaşayan anneme selamlarımı iletmek istiyorum Arzu. Ve şimdi yeni bir adam, Melik Örgün! Yakışıklı adam Melik Örgün. Onu tanıyorsunuz değil mi? Ne var lan? Ne? Ne?
Ben size su getirin demedim. Peki. Şimdi. Ne? Ben seni yiyeceğim şimdi. Senden bir şey kaldı. Peki. Melih Görgün. Çok yeni, çok değerli bir sanatçımız. Onun şarkısı şimdi geliyor. 14 Bahar. 14 Bahar. Evet, evet, bunu çok seviyorlar. 14 Bahar, evet. 14 Bahar. Şarkıya geç. Anlamıyorlar ya. Play the song. Yes. Anlamıyorlar ya Türkçe, biliyor musun? İngilizce söylüyorum ha. Evet biliyorum ama herkes burada Türkçe. Peki şimdi su içmek isteyenler. İsterseniz bunu içmeyin, ben üzerinize dökeyim. Dök. Nasıl dökeyim? Arka... Peki play her song. Simultane tercüman. Niye ki? Böyle iyi. Buyurun kardeşim, gelsin. Simultane tercüme için başvuran gelsin. Tamam. Geçin kardeşim yerimize, tamam. Buyurun. Tamam efendim. Buyurun. Buyurun, siz simultane tercüme için başvurdunuz. Buyurun. Evet. Hangi dilde tercüme yapıyorsunuz? Bunu çıkartıp çok hangi? Boğuk geliyor sesle ondan. Biraz az duyuyorum. Siz niye zaten kulaklıkla geldiniz ki efendim? Biz test yapıyoruz başta. Kulaklık neyse kalsın, tamam, evet. Kalsın kulaklık, evet. Buyurun efendim. Böyle mi kalsın? Hayır, kalsın kulağınıza, tamam. Onu takarak zaten yapacaksınız tercümenizi. Tamam, evet. Tamam. Televizyon şimdi, deneyiminiz var mı efendim? Benim daha önce deneyimlerim oldu ama bu galiba bir çıkış noktam olacak. Evet. Evet. İzliyor musunuz televizyonda Oscar törenlerini simultane sunuyorlar? Evet, hepsini spor ben... Spor olaylarını simultane çeviriyorlar. Evet, hepsini... Ayrıca da Bush'un konuşmasını tercüme edebilir misiniz? Bunu gerçekten bilmiyorum. Ama bununla ilgili her şeyi yapmaya da hazırım. Yani zihnimin bütün çidarları açık. Çidarın evet, ne olduğunu... Bütün dillerde tercüme yapabileceğinizi söylemişsiniz. Bütün dillerde tecrübe... Tamam, o zaman hemen konuya girelim. Evet. Tamam. Simultane çeviri başlarsa ben de hemen şey yaparım. Peki. Tamam. Bir arkadaş gönderiyoruz yanınıza. Hemen gelsin. O, evet, o Türk-Alman İş Konseyi ile ilgili bir konuşma yapacak. Tamam. Ve o konuşmayı tercüme edeceksiniz. Evet. Buyurun. Evet, buyurun, hoş geldiniz. Hayır, yanında öyle bir şey yok. Siz ayrı bir yerde oturacaksınız. Tamam. Hayır, şimdi oturmayacaksınız. Yani tercümede ayrı bir yerde oturacaksınız. Tercümede ben ayrı yerde oturacağım ama her yer ayakta gibi. Evet, şu anda hayır, deneme yapıyoruz şu tamam, anda. Deneme. Evet, buyurun, buyurun efendim, konuşun. Hoş geldin. Guten Abend. Guten Abend, liebe Zuschauer. Der Grund meines Besuches hier in Istanbul ist, dass wir alle Wirtschaftsverbände und Arbeitnehmerverbände dazu einladen, mit Deutschland und Europa und der Türkei ein gemeinsames Buyurun, tercüme edin aynı Türkiye'de gerçekten çok mutluyum. Geldiğim zaman çok sıcak insanlarla karşılaştım. Boğaz Köprüsü'ne hayran kaldım. Deniz de çok güzel. Buranın kızları galiba benim çok hoşuma gidecek gibi. Burada durdum. London, İstanbul. İstanbul'a geldiğim için çok memnunum. Arbeitnehmerverbände
Und deswegen möchten wir alle Unternehmer dazu einladen. İstanbul'a geldikten sonra tabii ki Almanya'ya geri döneceğim diyor. Almanya'ya döndükten sonra İstanbul'a tekrar ne zaman gelecek? Meine Familie. Ailesi de gelecekmiş. Ama Hunden und den Katzen. Çocuklar da var ama galiba ilişkimizde bir problem. Und dem Kongress und der Botschaft. Kongreye de geldim, oraya da gittim ama hiçbir yerde başarılı olamadım. Hepinizi çok seviyorum. Ben de geldim, çok mutluyum. Arkadaşımla buraya geldiğim için çok mutluyum. Siz de yana gidin, burada durun ya da şuraya bakın. Ya da gülün edin. Ben ne olduğunu gerçekten anlamış değilim diyor herhalde. Ve konuğumuz hala konuşmaya devam ediyor ve konuşmasında Almanca devam ediyor ve ben de Almanca'yı çevirmek için burada görevliyim. Evet. Sehr, dass er bald geht. Evet, Bayta'da bitti. Bayta? Evet, evet, ondan. Herr Erdogan und Herr Schröder, Bundeskanzler Schröder evet, aus Türkiye'den ayrılacağım gün galiba şunu düşüneceğim diyor. Türkiye'de neden kaldım ben diye belki de sinirlen. London, yani İngiltere'den bahsediliyor galiba. İngiltere'ye gittim fakat orada gerçekten samimi insanlarla karşılaşmadım diyor. Türk insanı oldukça bu bir yere takılır değil. Ondan sonrasında acaba şunu açsam daha şey olabilecek. Ve diyor İngiltere'ye de giderim, kimse bana karışamaz diyor. Fransa'ya da giderim, İsviçre'ye de giderim. Benim param var diyor herhalde. Uçak bileti rahatlıkla alabiliyorum. Gidiş dönüşe de yatırıyorum diyor. Evet. Ya. Tamam, bir de anonsu yap. Yani evet. Albümümüz Türkiye'de de çıkıyor en sonunda. Bu ayda çıkıyor. 2 hafta sonra Türkiye'de çıkıyor. Alkışlayın lütfen. Çok güzel bir şey. Anlamadı ki kimse bir şey. Çok. Hayır, bir daha söyle. Nerede? Türkiye'de çıkıyor albümünüz. Albümümüz çıkıyor. Şimdi. Ne zaman? Şimdi ayın çıkmıyor. Ayın 15'inde çıkıyor. Türkiye'de çıkıyor albüm ve 2 Temmuz'da Rock Republic'de çalıyoruz İstanbul'da. Nerede çalıyorsunuz? İstanbul'da Rock Republic'de bir open air festival var. Ha. Geleceğim mi? Evet. Tamam. Peki, şimdi siz onları tanıyorsunuz herhalde. Ben burada tanışacağım. Shane ve Tony Leo. Hallo Berlin. Selam. Hazır mısınız? Eller havaya hop. Şirinlik buzgası takmış, Mevlam övmüş onu yaratmış. Cana yakın cindarısın, meğerak seni yaratmış. Ego yenifikaya sena, opos kesi yamena. Yaptım masif afgaksume, istik instagramena. Deli gibi tutuldum sana, köle ettin eyledin aşkına. Deli gibi duruldum bu defa. Şekar mı dayanır? O suyun bizde vol metan bono kupernao. Metisim o mia apose eta padak sepernao. Deli gibi tutuldum sana. Köle ettin eyledin aşkına. Deli gibi duruldum bu defa. Bu defa bambaşka. Eyledin aşkına.
cool olan ister miyiz at olmayı? Müebbete kalmalı Matyamu Kavreya hilya su Ise san oniro Tasaga pao Yapada Deli gibi tutuldu bir sana Köle ettin eğlenim aşkına Deli gibi duruldu bu defa Bu defa bambaşka Venande Venbore Mesta bono mukilla O felona sanado Gerek zero buna pao Deli gibi tutuldu bir sana Köle ettin eğlenim aşkına Deli gibi duruldu bu defa Bu defa bambaşka Venande Venbore Mesta bono mukilla O felona sanado Gerek zero buna pao Eda Taş'tan, İstanbul'dan arıyor bizi. Eda Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkes duyuyor mu Eda Hanım'ı? Niye bir tekrar... Duyuyor musunuz? Ha, evet. Evet, duyuyoruz şu anda. Tamam, benim de yengem orada. İmran Taş'tan. Nerede? Yenge, çık ortaya. Niye, borcu mu var yengen? Yok. Sertap Erener, bu arada sen bulunmaz, harika bir elmassın. Çok da iyi bir tavla oyuncusu. Fatih ile tavla oynuyorlar bir saattir. Peki, konuklarımıza aşıktan, bir şey söylemek istiyorum. Aşıktan, kolay değil. Teşekkür ederim, iyi geceler. İyi geceler. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim, harikasın. Teşekkür ederim. Evet, Büşra isimli seyircimiz, telefon sapığına bir mesaj gönderiyor. Bu ilk defa olduğu için okuyayım. Cesaretin varsa konuş, yoksa telefonu çaldırma. Büşra'nın sapığına, ulen Alman filan olabilir, anlamıyor olabilir. Büşra sen misin? Ben de olsam sapığın olurum senin, çok güzel kızsın. Güzel. Bundan sonra ben çaldırıyorum. Antalya'dan biricik bebeğim Yeliz'e, Ankara'da olan Evren'ime selamlar. Bunu Özge Can gönderiyor. Feriha Didim'de oturan anne ve babasına selam söylüyor. Derya, Hürriyet, Nilgün ve tüm Nürnberg'e ailelerine selam söylüyor. Eda Su ve Asude, seni çok seviyoruz. Çok güzel ismi. Okan benimle evlenir misin diye salakça bir şey geldi. Evet. Ayrıca da Adana'ya selamlar Nilgün Ebru. 3 saat önce ilk defa Türkiye Bilecik'ten Berlin'e geldim. Zagaşov'dayım. Aytaç Tunga. Güzel. Van'da oturan ablama İknur Aksu. Abim Cüneyt Taç. Hanover'den Aylin. Ali Bey'i çok seviyorum. Dilek. Biz bu Dilek'i tanımak istiyoruz. Ali Bey kim? Sen misin o Dilek? Göreyim. O. Ali Bey kim? Evlenecek misin? Peki, güzel. Peki arkadaşlar. Telefonda bir diğer seyircimiz telefonda olması lazım. Eda. Efendim. Güle güle. Diğer seyircimizi alalım. Didem Akyol bizi nereden? Dortmund'dan arıyor. Evet. Didem. Peki. İkinci kez düştü. Şimdi
Niye? Peki. Şimdi Berlinli bir grup var. Onların ismi Inkarna. Ve solistleri de Murat. Onları davet ediyoruz. Yer değişiyorlar. O arada kısa bir skeç giriyoruz ve devam ediyoruz aga. Biz geleceğin daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Neden mi? Siz hiç Giresun'da Beethoven dinlediniz mi? Ya da Fatih'in yeni Van Gogh'un resimlerini gördünüz mü? İmkansız diye düşünmeyin. Onlar için her şey mümkün. Yeter ki fırsat verilsin. Burada piyano kursu diye bir yer öğrendim. Bir yıl çalıştım ve ilerledim. Buraya gelmeyi çok seviyorum. Resim yapmayı da çok seviyorum. Burada yazmayı öğrendim. En son projem olan otomatik balık gemleme makinesi. Bu projeyi yapmamın nedeni çiçekleri çok sevdiğimdendir. Onları hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Mahalle aralarında top koşturan çocuk, kendi oyuncaklarını kendi yaratan küçük kız. Hepsi gerçek. Bizim tek yaptığımız onlara kendi yeteneklerini keşfetme fırsatını vermek. Çok iyi. 19 yıl sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken bugünün kalabalık sınıflarında, kalabalık ailelerinde yaşayan çocuklarımız büyümüş olacaklar. Ne istiyoruz? Özlemini duyduğumuz Avrupa Birliği'nin etkin ve saygın bir üyesi olmak mı? Yoksa bugün yaşadığımız sorunları geleceğe de taşımak mı? Yarın bu ülkeyi yönetecek insanların kendine güvenen, sorgulayan, yaratıcı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi bizim elimizde. Eğitim Günü. Sana bir daha gelmem oyunla. Yalan sözleri aldatır hep gözleri. Bir kez kandım sana, bir daha gelmem oyunla. Bir tek senle çıkmam yola. Bir tek senle çıkmam yola. Oh,
1995'ten beri yüz binlerce çocuğumuz, binlerce gönüllümüz ve bağışçımızla hepimiz aynı güneşin altındayız. Bugüne dek 600 bine yakın çocuğumuz eğitim gönüllülerinden eğitim desteği aldı. Onlardaki büyük değişimi adım adım izledik. Ne mutlu bize ki bu güneşin altında bir nesil yetiştirdik. Ben buraya 1995 yılından beri geliyorum. Yani çocukluğum burada geçti. Eğitim Gönülleri Vakfı'na Beykoz biriminde ilk olarak, çocuk olarak başladım. İlklerdendim. Şu an gönüllü olarak devam etmekteyim. Başımızda olan ablalarımız, abilerimizi örnek aldık. Vakıfla 1998 yılında Kulp Öğrenim Birimi açılışında öğrenciyken tanıştım. Birim açılışında şeker tuttum. Hayatımın dönüm noktası oldu. Sınıfımda hiç doğruca konuşamıyordum. Timgül'üne gidince doğruca konuşmasını öğrendim. Bazen araba gelmeyince ayakla gitmek zorundayız. Bilgisayarı öğrendik. Müzik öğrendik, resim dersine giriyoruz. Oradaki derslerimizden ayrılmak istemiyorduk. Derslerimize ulaşmak için elimizden geleni yapıyorduk. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı çok seviyorum. Çünkü burası iyi olan her şey. Eğitim Gönüllüleri. Evet, şimdi bizim burada bir ailemiz var. Onlar ilk defa televizyoncuları evlerine kabul ettiler ve kabul ettikleri için de pişman olmuş durumdalar. Çünkü bu kadar televizyon kamerası, bu kadar insan ilk defa size misafir geldi. Bütün gece bizimle burada terlediniz. Biz de onları daha yazın Türkiye'nin serin bölgelerinde ağırlamak üzere Germanwings onları, yani anneyi, babayı, DJ olmak isteyen küçük Sabi, senin ismini unutuyorum. Senin de ismini bana küçük kız diye yazmışlar. Sen hiç kız gibi görünmüyorsun. Övün Kaya'ya ve evlilik çağındaki kızımız. Nişanlandı. Nişanlı mı o? Yok, değil. Henüz değil. Henüz değil. Ama çok talibi olacaktır. Olacak mı çok acaba? Çok görücü gelecektir. Artık bilemiyorum, ne yapacaksınız. Peder Bey sinirlenecektir. Yaprak Kaya'ya. Germanwings sizleri götürüyor. Siz de İstanbul, İzmir ya da Ankara'dan istediğiniz yerden yine Germanwings ile geri dönüyorsunuz. Ayrıca da sponsorumuz size vermiyoruz. O zaman size bir telefon, Telsim, MyCep. Teşekkürler. Size bu telefonları veriyor. Teşekkür ediyorum. Ayrıca da kız burada olmadığı için onun telefonunu... Onu bana ver. Onu da... Evet. Teşekkürler. Annemize veriyoruz. Aynı zamanda bunlar da sizlere MyCep'in kontörlü, orada bir süre kontör harcamanız için verdiği hediyeleri. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Mert oğlum uyu artık. Kimin oğlu bilmiyorum. Biz birazdan Okan amcandan eve dönüyoruz. Bu bugüne kadar aldığım en güzel övgü. Ben hakikaten bu küçük yavrunun amcasıyım. Siz bana gelmiş gibi oldunuz. Çocuğun ismi nedir? Ha, Mert, doğru tabii ki. Salaklık bende, Mert, evet. Mert şu anda televizyonu mu izliyor? Evet, peki. Mert uyu. Programı mahvettiniz. Herkese uzun mektup yazsaydın. Seninkisi neydi? Evet, bunu da okuyalım. Ereğli'den Nurgül halamı kocaman öpüyorum. Okan abi yerde. Ne yerde lan? Yere attın ya. Yere mi attın? Peki. Gökler Özkan öpülüyor. Tokat'a selamlar gönderiliyor. Peki. Sertap geliyor. Tavlada kim önde gidiyor? Şu anda senin filmin Almanya'da oynuyor değil mi? Yok, haftaya. Haftaya mı? Haftaya başlıyor. Türkiye'de oynuyor şu anda. Şu anda Türkiye'de oynuyor. Almanya'da haftaya başlıyor. Biz Türkler dünya çapındaki yönetmenimiz Fatih Akın'ı destekleyeceğiz. Ayrıca da bizim desteklememiz gereken çocuklarımız var. Destek yazacağız. 81-551'e. SMS göndereceğiz. Ayrıca da Türkiye'den de 33-53 yazacağız. Sonra Sertap gelecek. Bu işlerin
kolay olmadığını anlatacak bize. Şimdi bugünkü yayınımız burada sona erecek birazdan. Hiç o değil. Daha uçağa binip Türkiye'ye gideceğim. Bekçinin de evi var. Hadi. Ne be? Peki. Şunu söylemek istiyorum. Bizim gerek Berlin'de yaşayan, gerek Almanya'da yaşayan, gerek Hollanda'dan, Danimarka'dan buraya gelen yurttaşlarımıza hepimiz çok büyük teşekkür borçluyuz. Onlar ne Türkiye'li, ne Türkiye'siz, ne Avrupalı, ne Avrupasız. Fakat biz dünyanın en güzel milletiyiz. Bugün eğer bizi Türklerden başka izleyenler olduysa bu güzel insanları, bu güçlü insanları görmüşlerdir. Almanların bütün dünyada yaptıklarından çok daha samimi, çok daha güzel bir program yaptık. Sertap'la kapatıyoruz. Hadi koş Sertap.